tüm Türkiye'nin soluk soluğa takip ettiği Nazmiye Çam cinayetinde artık sona geliniyor. Ahmet polise verdiği ifadede benim diyor babamın yengemle bir ilişkisi vardı. Bunun dedikodusu tüm köyde yapılıyor. Hasan da geldi, ben de geldim. Demirle kafasına vurduk, boğduk ve buraya attık diyor. Katil kim onu söyle onu. Ben buradayım. Benim ben buradayım. Ben onu söyle ben onu. Buradayım. Bak ben sana söyle diye yalvarıyorum Ahmet. Söyle. Cesedin yerini sana kim gösterdi? Ya oğlum daha ne istersin bizden? Yeter ya. Gitmişsin yengemin öyle bulunduğu yeri göstereyim misin? Ben... Arabayı çektikleri yere kadar anlatayım mısın? Beni niye bu işin içine kattın o zaman? Kimle yaptın bu işi? Ben kimseyle yapmadım bunu. İfadende var ya oğlum. Bulundu mu onda bir şey? Ahmet gidiyoruz diyelim sana Ahmet. Söylesene hangi arkadaşın idi? Kim sürecek şu arabayı Ahmet? Adım kadar eminim ki Havva'nın hamileliğiyle Nazmiye'nin cinayeti arasında çok ciddi bir bağ var. Bakmış ki ondan şüpheleniliyor, çocukların adını vermiş. Niye dedin ki çocuklarım yaptı? Jandarma köyden aradı bunu. Bir cinayetin işlenme nedeni vardır. Gelinle kayınpederin dedikodusu çıkmış. Bu kızın ortadan kaybı kimin işine yarardı? Ya bu suçsuz bu babanı. Bu suçsuz. Suçsuz abi. Bu mu suçsuz? Babası. Tamam. Yargıtay müebbetle yargılanmalılar diyor. Ahmet bu cinayet itiraf etmiş. Artık müebbetten çok dönüş yok. Benim cezaevine girmem bu cinayeti çözmeyecek. Çözmeyecekse sen çöz oğlum söyle. Cezaevine mi girecekler, serbest mi kalacaklar? Ben erkek çocuk doğurdum. Ben hiç gitmesini istemiyorum. Hiranur bebek karıştırıldı mı yoksa bir yalanın içine mi doğdu? Ben hala kendisine güvendiğimi söylüyorum. Bahsi geçen kadın doğum hastanesindeyiz. Hasta ilk geldiğinde kolunda mutlaka bilekliği oluyor. Bunların üzerinde seri numaraları var. Artık hastanenin bu işi karıştırmayacağına emin olmaya başladım. Annem gibi bir yandan, buna bir yandan çocuğu bırakacağım diyor. Yemin ediyorum bunların hiçbirini bana anlatmadı. O DNA testi gelmeden kesin yorum yapmamalı. Sayın savcımız karar verirse o kan örneğini vermek zorunda. Burcu ortaya çıkacaksın bugün olmazsa yarın. Çıksın burada anlatsın. Mabat'a yola çıkacağız az sonra. Oradaki resmi makamlarla irtibat kuracağız. Şu anda Urumiye'ye gelmiş bulunmaktayız. Birine yardım etmek kadar insanı mutlu eden bir şey olamaz. İnsan doğrunun yanında durmalı. Neyse gerçek ortaya çıksın. Tüm kötülüklerin düzeltilebileceğine inanıyorum. Yeter ki herkes elini taşın altına koysun. Yaşamdan daha kıymetli hiçbir şey yok. Hepinizin katkısı var. Bu program siz demek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Bugün kalabalığız. Bugün bir dolu haberim var, size vereceğim. Önce bu alkışlar üzerine güzel haberi veriyorum biliyorsunuz. Yine Sevgi İzi sayesinde 65. ve 66. kaybımız dün bulundu ve ailelerine teslim edildi. Bakın izleyelim. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Ben Bayraklı'dan, İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliğinden arıyorum da. Bir tane amca buldum ben şimdi. Kolunda sevgi izi numarası var da. Kolundaki sevgi izi numarası nedir, öğrenebilir miyim? 93. Tamam. Hemen sistemimizden bakıyorum kaybımızın bilgilerine. Bir dakika bekletiyorum. Ben şu anda bilgilerine ulaştım. Şimdi ailesine gerekli bilgiyi vereceğim. Alo, merhaba, Ergün Bey ile mi görüşüyorum? Evet, benim, buyurun. Siz ATV Müge Anlı'dan arıyorum. Buyurun. Babanızın koluna sevgi izi yaptırdınız mı? Babam benim Alzheimer hastası, daha yeni yaptırdım. Kayıp mı babanız? Evet, akşam 5'ten beri. Bizi az önce İzmir Bayraklı Kıyı Gemi Trafik Operasyonları Amirliğinden aradılar. Babanızı bulmuşlar. Gözünüz aydın diyorum. Hoşça kalın.
Alo. İyi günler. Bu internet sevgi izi değil mi? Merhaba. Evet, sevgi izi. Buyurun. Bir saniye adam. Git şu kolunu getir bakayım. Göster şu kolunu. Nereden arıyorsunuz? Nerede buldunuz? Rize'den arıyorum. Yani bulduğunuz kişinin bilgilerine ulaşmaya çalışacağım. Bir dakika bekletiyorum. Evet, ulaştım. Bilgileri veriyorum. Kaybolan çocuğun adı Birol. Çok sağ olun. Peki, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Alo. Alo. Feriha Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Merhabalar. Ben ATV Müge Anlı'nın programından arıyorum. Evet. Oğlunuz Birol. Kayıp değil mi efendim? Ararım, bulamıyorum onu. O zaman size güzel haberi hemen vereyim. Birol bulundu. Şu anda Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda. Gözünüz aydın. Ben jandarmaya bilgilerinizi verdim. Size Birol'u teslim edeceğim. Tekrar gözünüz aydın diyorum. Hoşçakalın. Çok pratik. Evet. Şu pratiklikten vazgeçmeyelim. Her zaman söylüyorum. Çok pratik. Hayatta pratik olmak zorunda. Bu çok muhteşem. Artık. Çok muhteşem bir şey oldu. Evet. Gerçekten. Hocam. Yani dünyanın birçok yerinden de kurum ve kuruluşlardan bununla ilgili... Bilgi verelim diye notlar alıyoruz. Yani resmi başvurularda bulunuyorlar. Bu nasıl bir şey diye. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kolay artık özellikle Alzheimer işte çeşitli engelleri evet. olan kişilere bu kadar kolay ulaşmanın başka bir yolu yok. Evet. İnanıyorum ki dünya çapında bir proje olacak bu. Tabii yani aslında bu çok daha fazla geliştirilebilir ama... Bir taraftan program yapıyoruz. Yani tamamen tabii bütün şeyimizi buna harcayamıyoruz. Ama aslında bunun dünya çapında yaygınlaşması önemli gerçekten olan, başlarına olan, bir zarar gelmeden evet, bulunmaları. Evet. Çok kısa. İlk adımı atmak aslında. Siz ilk adımı attınız. Doğal olarak bu ilk adımın atılmasıyla birlikte ben eminim ki bundan yıllarca sonra da bu var olacak ve çok daha gelişmiş olacak. Ve dünyanın pek çok ülkesinde de ortak bir ağ sistemiyle belki bu kurulmuş ve kişiler rahatlıkla bulunuyor olacaklar. Çünkü zaman zaman bu tip kayıplarda ailelerin yaşadıkları dram gerçekten çok korkunç. Özellikle tabii yaşlılar çok önemli ama yaşlılara bir şekilde herkes el uzatabiliyor, onu anlayabiliyor. Ama küçücük çocukların ya da ergenlik dönemi çocukların zeka engelleri yüzünden bir şekilde kayboldukları ve kendilerini ifade edilmedikleri düşünüldüğünde onların çok daha fazla da istismara uğrama riski olduğu maalesef, göz önüne alındığında evet onların bir an önce daha da hızlı bulunması çok çok önemli. Şimdi artık herkes biliyor ki demek ki koluna sevgi izi evet. varsa kaybolma riski taşıyor. Eğer bu durumdaki bir çocuk istismar edilirse orada herhalde Rahmi Bey devreye girecektir. Evet. Ceza bir değil iki misli oluyor. Tabii. Tabii. Bu anlamda da aslında herkes için uyarıcı bir şey. Yani zaten belli ama ben fark etmedim. Hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Bir gerekçe öyle hukuken ve kanunen geçerli sayılmayan bir gerekçedir. O bakımdan belirttiğiniz gibi cezai müeydede de bir misli ağırlık söz konusudur. Evet yani Allah göstermesin biz dediğim gibi çok kolay bulduğumuz için artık bunları yani yaşamıyoruz. Yani hüsnü niyetle yardım ettiğini düşündüğümüz kişiler dahi sizin bu uygulamanız sayesinde bilmeden yaptıkları bir suçtan kurtulmuş oluyorlar. Yani diyelim ki üst niyetle buldular birini yardım etmeye kalktılar. Yok bizim bahsettiğimiz o değil. Maalesef kız ya da erkek fark etmiyor. İstismara, cinsel istismara uğruyor bu çocuklar. Hayır, kayboldukları zaman. Dışında da... O zaman bunları polis yakaladığında birçoğu diyor ki ben onun işte engeli olduğunu fark etmedim. Evet. Artık öyle fark etmedim falan yani yok. Yani bir fark et zaten kanunu bilmemek mazeret değil diye hukukta genel bir prensip vardır, bir kaide vardır. O bakımdan onu fark etmedim demek de bunu söyleyeni kurtarmaz. Aynen, aynen öyle. Evet. Ama efendim Zemfira Bozan'ı aramaya devam ediyor. Zemfira Bozan oğlu Elşen Dünya Malivi aramaya devam ediyor. Onun fotoğrafını ekrana gösterelim. Elşen de 31 yaşında 26 Temmuz'dan bu yana kayıp Balıkesir'in Susurluk ilçesinden kayboldu. Ailesi psikolojik anlamda da rahatsızlıkları olduğunu söylüyor. Türkiye'ye de alkol tedavisi için gelmiş. Annesinin yanından Balıkesir'den kaçıyor gidiyor. Annesi diyor ki Türkiye'yi de zaten çok iyi bilmezdi. Balıkesir'i hiç bilmez. Türkçesi nasıl? Türkçesi nasıl? Fazla Türkçe bilmiyordu. Fazla Türkçe de bilmiyor. Bilmiyor o zaman Azerbaycan'da
inşaatlarda çalışıyormuş. Evet. Belki burada da bir inşaata girmiş olabilir. Rica ediyorum herkes bir etrafına dikkatçe bakınsın. Anne çok perişan. Evet. Hani 31 yaşında deyip geçmemek lazım. Çocukta problem olduğu için zaten anne iki göz iki çeşme oğlunu aramak için. Çocuk sorumlu. Evet stüdyomuzda. İnşallah bugün sizin de beklediğiniz haberi veririz diye ümit ediyorum. Bugün hızlı gideceğim. Arkadaşlarım haber verince İran'a bağlanacağım. İran'dan önce Hiranur Bebek Aslankeser çiftinin mi? Şu tahtayı bir indirirsek aslında. Şevki Hocam sizi şöyle bir yanıma davet etsem. Tabii ki. Şimdi burada bununla ilgili çok soru var. Çünkü şimdi anladığım kadarıyla herkes bir kan testi şeyine girmiş. Evet. Herkes işte benim kan grubum şu, eşimin kan grubu şu. Çocuk şu acaba bu kan gruptan olabilir mi? Falan diye evet. Bir bayağı bir insanlar soruyorlar. Merak var. Şimdi. Sileyim mi ben müsaade edersiniz? Yok yok ben hallettim. Sınıfta da hep silenler vardır ya ben onlardandım. Sınıf başkanı. Ay evet. Vallahi benim gibi öğrenciler de ömrünü çürütüyor okulda. Sınıf başkanı olacağım, tahtayı ben şey yapacağım, defteri ben götüreceğim. Şiiri ben okuyacağım. Şimdi düşükler, şimdi de başka şeylerde öyle yapıyorum ama neyse. İşte huy bu. Can çıkar huy çıkmaz. Şimdi efendim elimde bir kan testi sonucu var. Babaya iletmek üzere. Şimdi babanın kan grubu A'ydı. Evet. Anneninki de sıfırdı. Evet. Hocam hani bir A falan yapıyorsunuz evet. A sıfır. Evet. Onu bir gösteririz misiniz? Mesela şimdi, neden A ile sıfırdan B olmaz? Evet. Şimdi önce bir şöyle söyleyeyim. Hepimizin dört tane, bütün insanların kan grupları dört farklı kategoriye ayrılmış. A, B, AB ve sıfır olmak üzere. Bunların içerisinde aslında kan grubumuz A dediğimiz zaman ya AA ya da A sıfır olabiliyor. Yani ikili gidiyor kan grupları. Ve sıfır kan grubu aslında baskın olmayan bir kan grubu. Yani bir kişinin kanında A sıfır varsa o zaman o kişi A kan grubu diye anlaşılıyor. Biz yaptığımız testte onun AA ya da A sıfır olduğunu araştırabiliyoruz. Şimdi anne de sıfır olduğunda tabii sıfır baskın olmadığı için mutlaka sıfır sıfır olmak zorunda. Bu durumda şöyle bir birleşme yaparsak AA ve sıfır sıfır diyelim. Şöyle bir birleşme yapabiliriz. A sıfır, A sıfır gibi bu çocuğun mutlaka A kan grubunda olması lazım. Ya da A sıfır, sıfır sıfır olduğunda sıfır sıfır eşleşirse o zaman çocuk sıfır kan grubunda olabilir. Yani, yani pratik olarak şöyle söyleyelim. A bir anneden, sıfır bir babadan ya A grubu ya sıfır grubu bir çocuk olmasını biz bekleriz. Şimdi bizim Hiranur bebeğimiz ise evet. B kan grubunda. B kan grubunda. Yani ne A ne de sıfır. Evet. Şimdi ama dediniz ki eğer bir dakika alabilirim. Mesela tabii baba ki. A diye çıkabilmiş olabilir testlerde. Olabilir. Ama bir alt araştırmada belki eser miktarda da olsa B kan grubu vardır. O zaman baba AB'dir. Evet. Ve o yüzden bebekte B olabilir. Evet. Biz de bunun üzerine tabii bu araştırma daha özel bir araştırma. Daha özel yani bir araştırma. Alt şimdi, grubunu araştırma. Bazen yapılan testlerde A kan grubu çok eser miktarda B olduğunda B'yi gizleyebiliyor. Ama baba çok düşük bir miktarda B taşıyıcılığı varsa o zaman biraz önce Müge Hanım'ın söylediği gibi B kan grubundan olabilir çocuk. Ama biz dün bu araştırma yapıldı ve babanın kesinlikle A kan grubundan olduğu anlaşıldı. Ve B taşıyıcılığı pardon. Olmadığı anlaşıldı. Buyurun lütfen. Yani ben babaya verecektim o tabii, görsün tabii, diye de. Tabii. Heh. Yani bu sizin kan grubu sonucunuz. Bütün alt araştırmaları yapılmış kan grubu. A. Yani Hiranur bebeğin sizin bebeğinizin olma ihtimali yok. Bu koşullarda maalesef. Bu koşullarda yok. Evet. Bu bebeğin anne ya da babasının evet. ya B ya da AB kan grubunu taşıması gerekir. Evet. Eğer eşinizin de kan grubu hani A falan olsaydı belki onda da B kan grubu B araştırması yapabilirdi. Ama o sıfır olduğu için zaten mümkün değil. Ama hani çok alışmışsınız siz de.
yaklaşık bir ay sizin yanınızdaydı ama bebek sizin değil. Onu, yani senin değil. Artık şimdi bundan sonrası anneye kalıyor. Evet. Anneye kalıyor. Biz yine de ümit ettik. Tabii. Yine de dedik ya İstanbul'da bir kere daha testi yapalım. Belki bir B alt grubu çıkar vesaire. Evet. Buradan Pınar Hanım'a da söyleriz. Ama senin bebeğin değil. En azından kafandan bunu atmış oluyorsun. Net bir şekilde. Şimdi sizin, kalın lütfen rica ediyorum. Tamam. Şimdi Pınar Hanım'ın yapması gereken, ama Burcu Hanım'ın yapması gereken bebeğiyle kendinden kan verecek. Bebek ya onun ya da karıştı. Şimdi yani karıştı ihtimali de artık şimdi hastanenin şöyle düşünüyorum. Niye yani bir başhekim kendisini riske soksun da yani şöyle diyebilirdi başhekim. Hı. Ya Müge Hanım o gün yani o ameliyathanede arka arkaya 10 tane doğum olmuş. Hı. Benim şu kadar ekibim vardı. Gecenin saat 12'siydi. Hiç istemezdik. Yine düşünmüyoruz ama biz araştırmasını yapıyoruz derdi. Ama şimdi yani çıkıp diyorlarsa yani bir tane bebek gece saat 22'de doğdu. İşte Piranur 24'te doğdu. Diğer şeyde 02'de ameliyat. Yani Piranur'un doğduğu saatten 2 saat öncesi ve 2 saat sonrasında nasıl karıştırılacak bebek? Bu çok arka arkaya gelen doğum olması gerekiyordu. Bir de orada çocuk hemşiresinin olmaması gerekiyordu. Hani işte çünkü burada çok hekimin yapabileceği bir şey yok. Hekim doğumu yaptırır. Hem çocuk hemşiresine teslim eder. Çocuk hemşiresi ondan sonra bilekleme, çocuğun temizlenmesi gibi işlemleri yani, yapar. Bir tane çocuk ama var. Ama bir tane çocuk içinde var. Çocuk hemşiresi orada var. Bilekleme işlemi gerçekten her hastanede hemen yapılır. Yani bu Türkiye'nin hangi hastanesine giderseniz gidin, çok küçücük bir hastanesinde dahi olsa, bu çok rutin bir işlemdir aslında. Çünkü bu hastane çalışanları tarafından çok korkulan bir şeydir bebek karışması. Çok vicdanlı. Tabii. Peki hocam, mesela çiftlerden biri AB, biri B. Evet. Ne olur? Ya bir kere artıya eksiye takılmayın. Yani mesela iki eksiden bir pozitif de çıkar. İki olabilir, pozitiften olabilir. Bir negatif de çıkar. Oralara hiç takılmayın. Bir işte ne bileyim eşiniz eksidir, eksi diyorum işte. Pozitiftir, biri negatiftir. Yani eksi artı anlayalım diye söylüyorum. Ondan da yine pozitif çıkar, negatif çıkar. Orada onunla problem yok. Evet, o göz ardı edilebilir evet, bir mesela durum. AB ve B. AB, B, bu çok sorulan bir aslında şey. Aslında B demek, şöyle yazayım. Ya B0 demek, ya BB demek. Hı hı. Hani nasıl ki AB'de iki tane faktör var, iki tane harfi yan yana görüyoruz. Burası da öyle. Şimdi bunun B0 olduğunu düşünürsek, AB olabilir. A olabilir, sıfır çünkü A'nın ya bebeğinin yanında olduğunda kendini belli etmiyor. BB olabilir ki bu B kan grubu demek aslında. Hı hı. Bu da A kan grubu demek. Ve B sıfır olabilir. Bu da B demek. Bizim Burcu hani, Hanım'ın sıfır kan grubu ne? Sıfır olmaz. Bundan sıfır çıkmaz. Bundan Burcu sıfır çıkmaz. Sıfır hocam. Sıfır. Yani bundan sıfır ne çıkardı? Bundan AB çıkardı. Bundan B çıkardı, bundan A çıkardı, bundan B çıkardı, bundan da sıfır çıkmazdı. Yani işte biz o yüzden ben karıştırmamak için tabii hiç bunları koymuyorum işte. Tabii tabii. A, B ile B'den ama hani, A, B, A, B çıkardı. Evet. Ama tabii siz mantığını anlatıyorsunuz. Evet. Yani, o anlamda çok hani, güzel. Biz neyi araştırdık aslında? Hani araştırırken babanın A dediğimiz zaman hani o yanındaki aslında ikincil faktörün eser miktarda bir B olma olasılığı var mı diye. Bu çok çok düşük bir olasılıktı. Gözden kaçtı mı böyle bir araştırma diye aslında bunu gerçi bu hastane yapıldı. De o yüzden 3 kere yaptırmış evet, işte kan testi. Ama biz hani gönlümüz bir kez daha rahat etsin istedik program olarak. Araştırıldı ve ne yazık ki sonuç bu şekilde. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İşimiz kaldı eşine. Ya bebek ikinizin değil ya da senin değil. Artık bundan sonra öyle mi? Artık bundan sonra o çıkacak ve bebeği gösterecek. Dün Burcu'nun kız kardeşi konuşmuş arkadaşlarımızla. Demiş ki ben de doğum sırasında oradaydım. Öyle mi? Sonradan geldiler. Ha? Burcu doğumdaydı. Kendileri geldiklerinde. Tamam doğumdaydı. Tabii. Oradaydılar. Başka doğum olmadı. Karıştırılması bana da çok zor gibi geliyor demiş. Neyse ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar.
Annem de bana diyor ki anneler için sen daha çok küçüksün, herkese inanıyorsun. Ya ben daha çok küçüğüm, herkese inanıyorum, ne alakası yok. Ben yani evet inanıyorum da insanlara. Niye inanmayayım ki? Benim bir art niyetim yok ki. Yani ben bu işi birine bir faydam olabilirse diye yapıyorum. Yoksa burada şarkı da çalarız, türkü de çalarız. Başka bir şey de yapabiliriz yani. Bir faydamız olsun diye. Ben tabii ki inanıyorum, soruyorum. Eğer böyleyse ben bu konuyu da işlemiyorum diyorum açık yüreklilikle. Bana yalan söylemenin kimseye faydası yok ki. Hayır şimdi benim bakın. Bana yalan söylesen cevabını, ne olacak? Ben buraya gelen bana yalan söylesen ne olacak? Doğru söylesen ne olacak yani? Cevabını bulamadığım soru Burcu Hanım'ın eğer kendisinden bir endişesi olsaydı buralara getirmesi mantıklı olmazdı. Niye öyle? Yani Burcu Hanım'ın kendisinden bir endişesi olmuş olsa buralara getirmesinin mantığı yok. Evet. Yani Burcu Hanım bizim programı bilen, takip eden bir hanımefendi olarak bizim bu konuda didik didik çalışmalarımızla gerçek yönünü ortaya çıkaracağımızı bilir. Evet. Bunu bilerek bize geldiğine göre demek ki kendisinden endişesi yok. Yani niye kalkıp da kendisini lüzumsuz olarak bir takım durumlarla muhatap bıraktım? İşte onun için de tek verebileceğimiz cevap bununla, doğum sonrası depresyonu. Bununla çelişen şöyle bir durum var. Kendisinden de emin olan bir kişi neden bebeğinin, gerçek bebeğinin karıştığını düşünüyorsa neden bunun hani üstüne düşmüyor ve neden kendini bir yerde gizliyor? Zaten sonra orada cevap yani bulamadığımız konu o. Yani cevap bulunmayan evet. Konu o. Yani o zaman bu kadar yani bir ara Arif hocam dedi ki işte Laosalı doğumdan sonra bir müddet psikolojik bir durumlarla karşılaşabilir. Bu tepkileri ona bağladınız değil mi hocam? Evet. Yani hala bu tepkiler bugüne kadar da devam etmiş olabilir mi? Yani o DNA testine yanaşmamanın içinde bulunduğu psikolojik durumda izahı. Allah kimseye vermesin o doğum sonrası depresyonu. O çok evet. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Ben onu hiç tanımadığım birinde şahit oldum. Allah hiçbirimize yaşatmasın. Allah o korusun. Çok kötü. O çok uzun süren bir şey. Hocam daha iyi bilir. Allah göstermesin. Şimdi yani. Mesela doğum sonu depresyonlarında en önemli şey bu çocuk benim değil diye çocuğu yanına almamaktır. Evet. Yani hiç en önemli beten bir tanesi bu. Emzirmiyorlar. Bu da bayağı tedavi edilene kadar sürer. Burada daha bilakis benim olmayan bir çocuğa dahi sahip çıkma var. Yani karıştırıldığını düşünülen bir çocuğa kendi çocuğundan daha çok bir içgüdüyle sahip çıkma var. Bu olabilir. Bu olabilir evet. Ama daha çok reddetme tarzındadır. Daha ama, çok sizde psikolojide reddetme. Evet. Burada yani doğum sonu depresyonuna ait bir takım özellikler var ama çok derin bir depresyon gibi durmuyor şimdilik tablo. Hocamın da fikri değişti. Evet. Yani Burcu ben hala seni bekliyorum. Eğer kendini iyi hissedersen yine bana söylediğine ben inanmaya devam ediyorum. Ben insanların beyanlarına inanırım. Çünkü vallahi, yalan söylemenin bir anlamı yok. Söz alabilir miyim? Buyurun. Söz alabilir buyurun miyim? Hocam, buyurun. Bu tamamen hastaneyle ilgili olumsuz bir şey söylemek durumunda olamam. Mümkün değil. Hakkımda değil. Fakat gene de Bir ihtimal, bir küçük bir personel dikkatsizliği nedeniyle örnek olarak söyleyeceğim. Bebeklerin bakıldığı bebek odası vardır. Bunların öyle odası da yokmuş hocam. Bu hani son şeylerden sonra bu bebeklere hastalıklar bulaştı ya hastalık mikrobu. Dün onun açıklaması yaptılar. Bebek odası yok. Ben hatta bebek odasını da görelim istedim. Bebek odası yok. Anne kendini iyi hissettiği anda bebeği annenin yanına verip odaya çıkartıyorlar. Bebekleri karıştırma ihtimali tamamen ortadan kalkar. Çünkü biliyorsunuz hani maalesef çok üzücü olaylar yaşandı. Tabii. Hastane mikrobundan işte başka bebeklere de sirayet eden ölümler yaşandı. Artık anne iyi olana kadar orada ayıltıyorlarmış. Ayılttıktan sonra da annenin yanına verip odaya çıkartıyorlarmış. Sen de oradaydın. Ben şeyde duramadım, ameliyathanenin önünde tamam, duramadım. Tamam durdun sonra anne odaya giderken bebek yanında mıydı? Çocuk? Hayır ameliyathanenin kapısından çıkarken gördüm. Ebenin kucağındaydı bebek. Çocuğu verdiler. Sonra verdiler, kendileri götürdüler. Tamam, nereye götürdüler?
Odaya kadar kendileri tamam, götürdüler. Ben de yanlarındaydım tabii. Tamam, yani bebeği alıp da başka bir odaya götürmediler. Hayır hayır. Ameliyathanenin kapısına anne çıktı. O zaman yani evet, mantıken karıştırma olayı ortadan kalkıyor. Kalkıyor çünkü gitmemiş artık başka yere. Ortadan herhalde kalkıyor. İnsan da gördüğü bebeği de tanır yani. Şimdi tamam bebekler birbirine benziyor ama hani koyunlar bile gidiyor annelerini tanıyor. Bize göre koyun birbirine benziyor. Aslında benzemiyorlar suratlarına bakınca. Siz de bebeği görünce tanımışsınızdır artık sonrasında almış olsalar da. Bebek o bebek. Yapacak bir şey yok artık. Bu konuyu da burada noktalayalım. Artık bundan sonrası Burcu'nun ortaya çıkmak isteyip istememesini. Diyecek bir şey yok. Şey. Ondan sonra yani bugünden sonra Burcu iki türlü davranabilir. Bunlardan bir tanesi bir boşanma davası açabilir falan falan. O durumda nasıl bir tavır takınacağını bugünden önce belirle. Önce bir DNA testine yanaştın kardeşim. İş aydınlığa kavuş. Bir belirle. Üzüleceksin, sıkılacaksın. Ben de iyi değilim. Çıksın. Ama sağlıklı karar vermen gerekecek. Peki, bağlantımız hazır mı? Eğer bağlantımız hazırsa onu girmeye gerek yok. Efendim biliyorsunuz Esin İmre'yi aramak için aslında babaanne buraya gelince Esin İmre ile başladı olay ama şimdi aslında bir değil İran'da iki kız arıyoruz. Çünkü Miyaser Hanım'ı da öldü bilen kızını arıyoruz. Bence evet, her ikisine de çok güzel müjde olacak. Ekibimizin İran'a giderken uğurlamıştık. İran'da bir bandımız var. Onu izleyelim. Daha sonra da ekibimize İran'dan bağlanacağız. Bakalım bize neler anlatacaklar. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Tebriz'de Ayetullah Medeni Havaalanı'na iniş yapmış bulunmaktayız. İran'daki ilk gecemizde Tebriz'de konaklayacağımız otelin önüne gelmiş bulunmaktayız. Yarın sabahtan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. İran'ın Tebriz kentindeki ilk gecemizi tamamladık. Mabat'a yola çıkacağız az sonra. Arkamda görmüş olduğunuz Tebriz'e kuş bakışı hakim bir tepedeyiz şu anda. Tebriz İran'ın en büyük 4 şehrinden birisi nüfus olarak ve aynı zamanda Tebrizliler burası için dünyada bulunan İstanbul'dan sonraki en büyük Türk şehri adını vermişler ve o şekilde hitap ediyorlar. Yani Tebriz İran'da dünyadaki İstanbul'dan sonraki ikinci büyük Türk şehri olarak anılıyor. Mahabat'a varmak üzere Tebriz'den çıkmış olduğumuz yolculuğumuz yaklaşık 300 kilometrelik yolda son 65 kilometre ve sonrasında Mahabat'a varmış olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz tabelada Farsça Mahabat'a hoş geldiniz yazılı ve 300 kilometrenin sonunda Mahabat şehrine gelmiş bulunmaktayız. Sabah saat 8'den itibaren burada mesai sabah saat 8'de başlıyor biliyorsunuz. Çalışmalarımıza başladık. Elimizde bir takım telefon bilgileri ve bir takım adres bilgileri var. Bu adresleri check etmeye çalışacağız. Telefon bilgisiyle ilgili şahsın o adreste olup olmadığını ya da o adreslerde yakınlarından birinin olup olmadığını veya onunla irtibat kuran birinin olup olmadığını tespit etmeye çalışacağız. Hatırlıyor musun Ayfer buraları geçer? Hatırladığın yerler var mı? Ha? Hı hı.
Duymuyorum seni. Niye sen gene bugün kendini bayılttın? Gayet iyisin buraya girmeden önce. Programa girince bir bayıltıyorsun kendini de. Beni bayıltmayın bak. Ben hiç bayılmıyorum yani. Tanıyor musun? Buraları mı oturduğunuz yerler falan? Ya burası şey, Ülmiye yolu. Hı. 55 kilometre var. Daha gelmemiş oraya. Tamam, yani buraları da sizin gezdiğiniz yerler mi? Gezdiğimiz yer derken yani arabayla geçmişizdir yani. Öyle. Yani özellikle arkadaşlar çekiyor ki sen de belki bir yer tanırsın. Aa burası vesairesi falan diye. O yüzden sen de aç gözünü de bak kızım yani bak. Kilometrelerce uzaktalar adamlar yani. Arıyorlar, sen de çocuğunu arıyorsun ya, yardımcı ol yani, bayıltma kendini. Sen gayet iyisin, ben biliyorum. Devam edelim. Hadi izleyin. Şu anda Urumiye'ye gelmiş bulunmaktayız. Mahabat'ta ikimizin ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolosluğu oldu. Muhabirimiz Burak Çeliksoy, kameramanımız Necat Yıldız da İran'da Mahabat'ta havaalanından indikten sonra yaklaşık 300 kilometre bir yol gittiler. Uzak bir yermiş bayağı yani. Bayağı da mesafeli. Bayağı mesafeli bir yer. Evet. Yaklaşık 6 saat sürdü o yolculuk bildiğim kadarıyla. Şimdi Burak'a sözü verelim. Şimdi bugün neler yaşanacak, neler yapıldı, neler yaşanıyor? Öyle mi? İnternet üzerinde konuşuyoruz. Arkadaşlar sesle sorun. Onu artık siz görüntüyü verin. Tabii çok kolay değil yani oradan internetle bağlantı, onu biliyorum. Ama inşallah ulaşacağız. Görüntü alabildiniz mi? Bağlantıyı yeniliyorlar. Biz efendim elimizdeki bilgileri burada başkonsolosluğa ilettik. Onlar da zaten haberdarlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Burada da Muhsin Dezai ve kullandığı sahte isimler aramaya başladı. Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla burada Muhsin Dezai diye birisi kayıtlı değil. İran. Zaten bu adam Iraklı anladığım kadarıyla. İran'da kayıtlı değil. Değil mi? Iraklı bu adam. Efendim duymuyorum seni hayatım. Irak'ta kayıtlı mı? Irak'ta mı, İran'da mı kayıtlı? Ya Irak kimliği vardı bilmiyorum. Iraklı yani değil mi? Sen de bilirsin Miyasa. Iraklı mı bu adam, İranlı mı? Bilmiyorum ben onu. Ah bu yazık, bu hiçbir şey bilmiyor. Ben bilmiyorum. Sen ne kadar kaldın bunun yanında? Bu ne, adını biliyor? İki sene kaldım adamın yanında. Hiçbir şey bilmiyor. Ben bilmiyorum. Yani adını başta, da bilmiyor bir hanımefendi. Ben ismini de doğru dürüst bilmiyorum. Adını da bilmiyor yani. Sen ne diye hesap ediyordun ona ya? Hoca. Hoca diyordum ben. O hoca diyor, bu cane diyor. Adam hiç ismini söylemiyor yani. Yani o hocayla bu hoca çok karışıyor. İsmini söylemiyordu ki. İsmini söylemiyordu. Söylemeye kaçacak. Evlenirken bir imam nikah kıyılırken bile bilmem kim oğlu bilmem kim demediler mi? Yok. Ne dediler? Bilmiyorum, kimse demedi ki, kendi kendine nikahını kendi kıldı. Nasıl kıydı nikahı? Bilmiyorum ki. Ben nikahını kıydım dedi. Aha. Artık biz nikahlıyız dedi, evet, öyle mi? Evet. Sana öyle mi geldi dedi? Evet. Hocadın dedi ben. Hı? Dedi ben hocayım, ben kendi nikahını kendim kılacağım. Ha, ne güzel valla. Zaten işte bu zamana kadar 12 çocuk buluyoruz. 5-6 tane de kadın. Ne güzel valla. Aldım, kabul gel, ettim. Gel ben seni aldım de. Ondan sonra da Burak kaç. Evet. Adını bile doğru düzgün söyleme. Gelen kadınlar adını bilmesinler. Ondan sonra yazık ama bu Miyaser'in de ailesi de vermiş işte onu öyle o şekilde yani, ama yani. Yani biraz da kadınlar da kabahat kardeşim. İki sene bir arada kaldığın adama. Ya kadın da kabahat değil. Kadını zorla vermişler Miyaser'i. Tamam da yani. Bir sormaz mısın? Adın ne, sanın ne, nerelisin, ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Annem ya, babam bırakmış seni. Ya sohbet anında dahi bunlar sorulur. Bırakın iki seneyi. Nerede? İki saat bir arada kaldığın kişinin dahi yüzünü sorarsın. Ay Miyaser'e baksana. Miyaser nerede? Hocam ben soruyordum. İsmini soruyordum. Bana söylemiyordu. İsmini soruyordum ben. Diyor, sen ne yapacaksın ismini? Yani ailesi tarafından arkadan, zorla verilen bir arkadan kadını... Arkadan senin sahip çıkanın olmazsa... Evet. Tamam yani. Öt yani. Dedin mi hiçbir şey soramazsın. Öyle basit çok. Değil o işler yani. Bak kadını çocuğunu almış gitmiş. 20 yıldır çocuğunu arıyor. Nerede neyi soracaksın ölmüş yani? Diye bir zavallı kadıncağız çocuğunu zannediyor. Çocuğunu kız anneyi ölmüş biliyor. Kız anneyi biliyor. Ölmüş biliyor. Şimdi, ne olacak yani? Yani şu kızı bulsak Zeynep miydi işte? Yani... senin torunun kadar bu daha çok büyük şok yaratacak. Ya. Yani ölmüş bir anneyi tekrar görebilmek veya kızı tekrar görebilmek yani. Orada da küçücük bir çocuğu işte.
Yine mi gitti koptu şeyimiz? olduğu kadarını verebiliriz aslında. Olduğu kadarını, bağlantı olduğu zaman görelim ekranda, bakayım neredeler. Efendim, dediğim gibi başkonsolosluk da bu konuyla ilgili hemen oranın emniyet birimlerini aradılar. Onlar da çok yardımcı oldular. İlk günde dedim, çocuğun yaşının küçük olması orada da sıkıntı kaynağı. Yani onlar da şimdi hani tabii ki farklı... yasal uygulamalar var. Evet, tabii. Yasal uygulamalar var Türkiye Cumhuriyeti ile İran'da. Ama onlarda da bu ciddi bir sıkıntı ve onlar da canla başla çalışıyorlar. Özellikle şunu istiyorlar efendim, şunu bekliyorlar. O bağlantıyı onun için yapmak istiyorum. Muhsin Bey'in lütfen hep ekranda fotoğrafı olsun. Diyorlar ki bize gördüğünü söylesin İran'da yaşayan izleyicilerimiz. Yani evet. Şurada gördük desin, burada gördük desin. Mahabat Emniyeti gidip o adreslere bakacağını söylüyor. Bence bu çok çok önemli bir şey İran'da. Yani bu kişinin, Allah onlardan da razı olsun. Bu kişinin bulunması bizim bu iki olayın dışında bundan böyle de tehlike içerisinde olan bazı birçok kızları kurtaracaktır. O bakımdan İran Emniyeti'nin ve İran Adalet makamlarının bu işe ağırlık göstermesi bundan sonraki bir takım zavallı kişilerin bu tuzağa düşmesine engel olacaktır. En büyük insanlık görevi. Bir de Rahmi Bey, yani şöyle bir aslında şansımız var. Eğer yine yasa dışı yollarla Irak'a kaçırmadıysa kızları bu Muhsin. Evet. Ben kendi kızını da kaçırmış olarak görüyorum. Çünkü sonuçta anneden izinsiz. Tabii. Kaç yaşında olursa olsun o çocuğu oradan oraya götürmek de bir suçtur, yasal bir suçtur. Tabii. Tabii. Anneden çocuğu en baştan itibaren kaçırması zaten çok ciddi bir suçtu. Eğer yasa dışı yollardan başka bir ülkeye geçmediyse civardaki ülkelere, İran güçlü bir ülke. Yani evet. Yapı olarak güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Polis orada da çok ciddi bir şekilde araştırma yapıp tespit edip kızları alabilecek güçte. Evet. Yani orada bir, yani Irak'ta olduğu gibi ya da Suriye'de olduğu gibi boşluk yok. İran'da mevzuat ve uygulama İran gayet şu an bölgenin içinde, güçlü doğru. ülkelerinden biri. O yüzden benim içim daha rahat. Evet. Buradan. Öyle mi? Peki. O zaman reklama girelim. Biz reklamda tekrar bağlanmayı deneyelim. Eğer bağlamazsa bantlara gireceğim. Ama sizden yine rica ediyorum. Çok yardımcı oldu İran'daki izleyicilerimiz. İran'da çok fazla izlendiğimizi de biliyorum. Böyle işte muska yazan, işte üfürükçü vesaire, sana işte onu yapacağım, kısmetini açacağım, para bulacağım vesaire diyen bir adamı arıyoruz biz. Türkiye'de Muhsin dediler adına. Başka ne demişler? Bir sürü isim söylediler aslında. Bir tek Muhsin Ziya, dedi. Ziya. Ziya Hoca. Muhsin Hoca. Orada da kendine mutlaka bilmem ne hoca diye isim takmıştır. Yanında efendim 13 yaşında bir kız çocuğu var bu adamın. Bir de 20 yaşında bir kız çocuğu var. Kızın adını da değiştirmiş olabilir. Ama kız zaten ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Bir de Karadenizli'de bir kız. Beyaz tenli. Evet. O yörenin kızlarından daha farklı. Daha farklı, çünkü daha farklı olduğunu şuradan anlıyoruz. Market sahibi de o kızın tipini değişik bulup sen neredensin? Aa, Türk falan dedi bize. Demek ki tipi biraz orada değişik evet, duruyor. Evet, evet. O yüzden rica ediyorum size lütfen bizi arayın. Hah, şu anda Burak ekranda. Burak'cığım günaydın. Müge Hanım günaydın. İran'ın Mahabat kentinden günaydın demek istiyorum size. Söz sende. Çok fazla sohbet edemiyorum şimdi kesilmesin diye. Sen anlatır mısın yaşananları? Evet, Müge Hanım, az önceki bantlarda da verdiğiniz üzere İran'daki çalışmalarımızla tüm hızıyla devam ediyoruz. Biz burada ilk olarak, resmi temas olarak Urumiye'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'yla bir görüşme gerçekleştirdik. Ve Başkonsoloslukta sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Ve Muhsin Dezai ismini İran sistemlerinden sorgulattılar. Böyle bir ayrıcalık tanıdılar bize. Ve bu sorgulatma sonucunda herhangi bir sonuca ulaşamadık. Olası ihtimalleri, Muhsin Dezai'nin kullandığı söylenilen diğer isimleri de kontrol ettik. Ancak herhangi bir sonuca ulaşamadık. Başkonsolosluk yetkilileri bize herhangi bir kayda ulaşamadıklarını belirtirken bir yandan da emniyet sistemlerinden de kesin bir kontrol yapmamızın faydalı olabileceğini belirttiler. Bu nedenle biz başkonsolosluktan ayrıldıktan sonra burada Mahabat'ta yerel emniyet yetkilileriyle görüşmek üzere randevulaştık ve yanlarına geldik. Emniyet yetkilileri de bize sağ olsunlar çok yardımcı oldular burada Mahabat'ta yerel emniyet yetkilileri. Ve onlar da sistemden bir inceleme yaptılar. Yapmış oldukları incelemeler sonucunda onlar da Muhsin Dezai isminde bir İran vatandaşına rastlayamadıklarını belirttiler. Yani bu ihtimal üzerinden de yola çıkarak bize Muhsin Dezai
Ryan'in burada sahte bir isimle ikamet ediyor olabileceğini, farklı bir isim kullanıyor olabileceği, yani bizim de programlarımızda sizin de daha önce belirtmiş olduğunuz bu ihtimali bir kez daha dile getirdiler. Sahte bir isim kullanıyor olabilir şahıs. Bu nedenle bu noktada aslına bakarsanız programımıza çok büyük bir iş düştüğünü söylediler onlar da. Çünkü programımıza gelecek olan, şahsı tanıyan, görüntüsünden hatırlayacak olan ve bize ihbarlarda bulunacak olan izleyicilerimizin yardımlarıyla kendisine ulaşma ihtimalimiz olacak burada. Açıkçası şu anda en büyük yardımı biz Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinden bekliyoruz. Muhsin Dezai olarak bilinen bu şahsı gördükleri yerde bize, programımıza haber vermeleri durumunda yapacakları ihbarlarla şahsım ve kayıp iki kızımızın da bulunmasına yardımcı olmalarını bekliyoruz açıkçası. Yani ben tabii Mahabat Emniyeti'ne de çok teşekkür ediyorum. Hatta emniyet yetkilisi ben ekrana da çıkarım, gerekli bilgiyi oradan da veririm diyecek kadar olayın içinde ve olaya sahip. Çok önemli bir gelişme bu. Çünkü yani çok kolay bir şey değildi aslında İran'da şunu yapabilmemiz. Hani emniyeti vesaire, yani orada durup bunu yapabilmek zordu işlemlerden dolayı. Sinop Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın Savcımız düğmeye bastı. İşte onunla beraber Dışişleri Bakanlığı, orada konsolosluk, herkese teşekkür ediyorum. Şu noktaya geldik. Şimdi böyle işte üfürükçülük yapan, ben sana onu yaparım bunu yaparım diyen, adı Muhsin olur, Hüseyin olur vesaire birini arıyoruz. Aslında senin bir tahminin olabilir diye düşünüyorum orada kullandığı isimlerle ilgili. Ama tabii söylemek ister misin bilemiyorum. Ne gibi? Hani başka bir isim kullanıyor diye düşünülüyor ya, orada da kaçak olduğu için. Başka bir isim, hani orada kullandığı farklı isimlerden var mı aklında kalan? Orada kullandığı en son buydu işte Muhsin Dezai. En son buydu diyorsun da en sondan öncekilerde neler vardı? Hangi isimleri kullanıyordu? Değişik değişik kullanıyordu. Nuri vardı. Yani bildiklerini söyle de, evet. Belki bu duyulur. Hani bizi izleyenlere de bir yardımcı olsun diye. He. Ama Nuri burada Türkiye'de biliniyordu, yani Nuri ismini. Nuri başka Seyit, ne var? Öyle diyorlardı. Nuri Seyit. 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 Öyle diyorlardı. Nuri Seyit Muhsin. Başka var mı hiç bildiğiniz? Ziya. Ziya. Ziya var. Öyle. Ya çünkü insan unutur şimdi. 100 tane de isim kullanamaz. Gene böyle dönüp dolaşıp aynı isimleri kullanması, evet, lazım, evet, ki seslendiği, evet, zaman dönüp bak. Şimdi 100 kişi ayrı isim söylersen, evet, beyin onu idrak etmez, evet, yani. Ama duyurmasında fayda var. Aa, birisi dedi ki ya evet ben bunu Seyit olarak tanıyordum. Veya bu, şimdi biz böyle Muhsin biliyordum dedik diye herkes hani Muhsin diye düşünmesin istiyorum. Yani valla şimdi şu var, bu beyefendi bir sürü yeteneğiyle sahte kimlik oluşturmuş ve o kimlik de geziyordur. Evet, mutlaka, evet, öyle. Ama mutlaka bulacağız inşallah. İnşallah. Bulacağız yani, verelim ara. İnşallah. Ali Yaşar'ı atsalar abisa da o gününü görse. Ben kayla almıyorum. Ne halt ederse etsin umurumda değil. O utanmaz ki. Kapımıza geldi. Yok diye demedim diye. Bunu niye böyle dedi? Bir şeyler falan da bu mevzular geçsin. Öyle tahmin ederim ki içeri girmeyecekler. Niye tutuklanırlarsa? Öyle bir şey de beklemiyorum. Bakalım ne olacak. Ali Yaşar'ı atsalar abisa da o gününü görse. Ben kayla almıyorum. Ne halt ederse etsin umurumda değil. O utanmaz ki. Kapımıza geldi. Yok diye demedim diye. Bunu niye böyle dedi? Bir şeyler falan da bu mevzular geçsin. Öyle tahmin ederim ki içeri girmeyecekler. Niye tutuklanırlarsa? Öyle bir şey de beklemiyorum. Bakalım ne olacak. Telefon hattımızda Leyla Hanım var. Leyla Hanım günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Buyurun, bir şey anlatacak mısınız siz de? Batman'dan mı arıyorsunuz bizi? Evet Leyla Hanım. Heh, Batman'dan arıyorsunuz. Siz Muhsin'i gördüğünüzü söylemişsiniz. Evet hocam, şeyde gördüm onu. Erbil'de gördüm onu bir ay önce. Irak'ta Erbil'de gördünüz. Evet, biz tatile gitmiştik çocuğumla. Hı-hı. Tam aynı bu adamdı zaten. Siz zaten program bitmeden de izliyormuşsunuz arkadaşlarımın, evet, verdiği bilgiye göre. Tatil olmadan önce de izliyordum. Siz de görünce tanıdınız. Evet evet, aynı bu adamdı. Bu adam. Kahve alıyordu. Erbil'de. O önümdeydi. Hı hı. Ondan sonra o aldı gitti. Ben eşime dedim sen kahve al, ben şimdi geleceğim. Ben de biraz onun arkasından gittim falan. İnan bana bu adamdı. Bu adamdı. Irak Erbil'e ne bağlantısı var Ayfer? Erbil'le bağlantısı var mı? Ne bağlantısı var?
Erbil'le Irak yakın bir, yani içinde yani. Ha? Erbil'le Irak zaten bir diyorum yani. Irak Erbil'e bağlı. Erbil'le bir alakası var mı diyorum işte. Irak'la veya bir evet, alakası var. Evet var. Erbil'le evet, ailesi abi, vesairesi. Adamın evet, Erbil'le bir alakası var. Adam evet, zaten var. Kuzey Iraklı kendisi. Orada kimsesi var mı tanıdığı? Ya Erbil'den ya bahsediyoruz. Mesela başka bir şehir de olabilir. Erbil'le bir bağlantısı var mı? Hani Erbil'de yanına gidebileceği bir yakını, kardeşi, eşi, dostu. Var orada. Hepsi orada zaten. Hepsi orada. Anladım. Leyla Hanım ben çok eminim sonra diyor. Çok teşekkür ediyorum Leyla Hanım ve bir ay önce gördüğünüzü söylüyorsunuz. Hanımefendi siz o zaman Türkiye... Irak, pardon, o zaman Irak'tan gelecek telefonlara da çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum Leyla Hanım. Evet. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Pardon. Türkiye'ye siz döndükten sonra bu beyefendiyle Erbil'le hiç irtibat kurdunuz mu? Bir telefon bağlantısı veya bir mektuplaşma veya bir başka türlü sizin kendinize göre telefonla mesajlaşma vesaire. Yani Erbil dönüşten itibaren bu beyefendinin Erbil'deki bulunduğu yerle hiç bir irtibatınız oldu mu? Yok. Bir görüşmeniz, ha, mektuplaşmanız, hiçbir telefonlaşmanız? Şey, hiçbir şekilde. Bir olmadı. Mektup adresi falan da mı yok sende hiç? Yani onun bir akrabasına falan şey, buradan bir mektup gönderelim. Şey yok işte, mektup falan hiçbir şey görüşmedim onu, ben. Onu nerededir? Görüşmedim. Ha? Muhammed nerededir? Onu oğlu, belki oğlunun yanına gitmiş. Onu oğlu hangi? Oğlu yoktur, uzakta çalışıyor. O, sen oğlunu tanıyor musun Muhammed'i? Şu Muhammed mi? Hayır. Ha? Ya da... zahmet olmazsa bir alıp bakmak ister misin? Yok, hani çok mı zahmet veriyorum sana kızını aradığım için, özür dilerim de. Hayır bu hani değil. Bakmak ister misin yani? Allah'ım bana da sabır ver ya Rabbim. Hani benim de çünkü bir yere şimdi tabii kadar çünkü. Bana hani şu çok ilginç geliyor. Yani bu telefon, pardon. Hani Deza'yı onun ailesinden birisi olabilir mi? Tanıdığın birisi olabilir mi yani? O Irak'a gittiğinde gördüğün bir yakını, aile akrabası, yakını olabilir mi? Onun amca oğulları var orada. Sen onları tanıyorsun. Onları tanıyorsun sen. Hı? Yok ben tanımıyorum. Çıkaramadım ben. Bakabiliyorum. Ben dün internette oğlunu araştırdım. Da oğlu şu anda oğlunun fotoğrafı benim oğlumun şeyinde. Aynı budur. Heh, işte o. Aynı budur. Araştırdım ben dün. Muhammed. Peki sen Muhammed misin? Evet. Ben sürü Muhammed var. O zaman bu Muhammed çocuk mi? Küçüktü ben bilmiyorum. Küçüktü diyor. Ben bilmiyorum diyor. Evet çocuk o zaman küçüktü. Ben dün araştırdım aynı boyu. Sen biliyorsun Arife. Miyasel Hanım bu bir Muhammed dakika, mi? Bir dakika Rami Bey bir şey soruyor. Ya ben şimdi budur tanımadığım kişiyi nasıl tanıyorum derim sen ki? Sen çocuğu tanıyorsun. Nasıl sen tanıyayım ki ben tanımıyorum sen ki. Sen onu görmüşsün. Hayır. Bu hiç babasının yanına gelmedin mi? Ya o değil ki. O bu bir kere kel değil. O kel değil değil mi? O kaç yaşında o kadar yaşlı bir insan ama değil ki. Ama çocuk neredeyse 30 yaşında. Hayır yani 30'u. Ben gördüm çocuk 11 yaşındaydı. Şimdi çocuk sen de ben. O 11 yaşında gördüyse onun da kızı 20 yaşındaysa. Şu anda da Muhammed 31'den üst büyük olmalı yani. Öyle. Bilmiyorum. Ben dün araştırdım aynı bu çocuk çıktı. Bu onun oğludur. Ben biliyorum. Araştırdım dün internette. O fotoğrafı şu anda benim oğlumda. Tamam biliyorsan bu söyle babası nerede? Ama ben nerede çocuğu bulacağım? Ben neden bileyim? Ben internette sen biliyorsun söyle Alfa bak söyle çocuklarını yeni bilmemiz gerekiyor. Neyi biliyorum ya ben bilsem kendim gider alırdım. Neyi biliyorum? İki tane evli kızı varmış bu adamın. He o çocuklar nerede? Biliyorum. Biliyor yani kızların ben bu zamana adında kadar durur mu? Ben zaten kendim buraya geleli hastalığımla uğraştım zaten. Ben burada hastaneden çıkalı 2 ay olmuş. Şimdi sen onun bir kızının yerini bilmiyor musun? Neyi bilmiyorum. O, hiç bilmiyorum. Ben onun yerini bilmiyorum. Ben onun hiç eve gelmedin mi? Hayır. Gelmez mi babasının evine Allah aşkına? Gelmedi. Ya. O hiç onun yanına gitmiyordu. Ha, geldi mi diyeyim her şeye? Yok, evet tamam doğru. Babası... Ondan sonra her şey ortaya çıktı. Ondan sen sonra ne olacak? Sen onunla babasıyla beraber her şeyi hiç... evet gördüm veya budur şudur sonra ne olacak? Dur. Sen şimdi hiç ne olacak? Niye korkuyorsun? Neye korkuyum ki? Ben neyse onu diyorum. Doğruları söylüyorum. Ben şimdi yalan niye söyleyeyim ki? Yalan da konuşabilirim. Babası hiç kızının yanına gitmedi. İftira da atabilirim. Hayır çok diyor basit ki babası diyor evli kızı var hiç Allah kızının yanına hayır, gitmedi, gitmedi mi bir adres gitmiyor falan. Gitmedi. Ben kızlarımı evlendirdim kızının kapısını açmıyor. Düğününe bile gitmemiştir yani kendi kızını söylemiştir bana. Senin kızın söylemiş yani. Benim kızım söyledi mi? Senin kızın bile bana onu söyledi. Benim babam düğünlerine bile gitmemiş. Ablamın düğünü oluyor o düğününe bile gitmedi dedi.
Ya sen bize yardımcı ol çocuklara. Ne yardım? Ben tabii. De elimden geldiyse söylesem. Benim çocuk senin de çocuğun da benim de çocuğumdur. Yani senin için yanıyorsa benim için. İlla yani burada Ferhat Fırgan yakmak o, bunu da yaparım. Bunu yapınca yani ne oluyor ki? Senin ben içimde acımı saklıyorum. Benim için biliyorsun. Ben her şeyi biliyorsun. Bana laf atma. Ben ne diyordu orada? Bak dün orada evet. Ne diyordu dışarıda? Reklam arasında. Ne diyordu? Diyordu ki onlar boşuna arıyor çocuğu bulamayacaklar. Çocuğu da onlara vermeyeceğim. Ben bunu duydum. Kimden kime duydun? Dedi onu? Kimden duydun? Buna dedi, buna demiş telefonda. Seninle beraber İran'a gidelim. Sen çocuğunu al Türkiye'ye gel. Biz ben çocuğumu alayım. Başka yere senin kaçayım. Numaran var mı ben de, benim numaram bir dakika durdum. Yasar söylesin. Nasıl olur? Telefonda değil. Sen bana yalan dedi ya yanlış. Gel beraber İran'a gideriz. Sen orada çocuğunu al. Buraya gel. Ben de çocuğumu ararım. Başka bir yere giderim. He öyle bir şey olursa beraber gideriz. Sıkıntı yok benim için. Şey mi söyledi sana? Bir dakika, bir dakika. Söyledi. Bence sen Ayfer böyle dedin. Ne zaman bana söyledi? Dün bana söyledi. Dedi, nerede söyledi? Yapma dışarıda bence. Söyledik. Dışarıda ne dedi? Gel seninle beraber İran'a gidelim. Aha, çocuğu alırız dedi sen kızını al. Türkiye'ye gel. Ben de kızımı alırım başka bir yere giderim. He öyle tamam şey bunun işte. Açıklamasını yapar mısın? Neyini açıklayacak kendi be? Kendi istediğin gibi konuşuyorsun da yani. Neyini açıklayacak? Sen ay, söyledin bunu. Yap. Dedin ben, mi böyle evet, bir şey? Evet ben açıklamasını yapayım. Bana diyor ki kendin getir. Anladın mı? Bana onu söylüyor. Ha, ben dedim her ben, dedim, ben nasıl tek gideceğim? Gel o zaman sen de kızını istiyorsun. Ben de kızımı istiyorum. Gel o zaman beraber gidelim alalım kızımızı. Ben kızı alayım başka devlete gideyim. Tamam. Sen gideceğiniz adresi biliyorsunuz benim, o zaman. Biliyor ben de onu dedim. Hayır hayır biliyorum. Evet dedim. Ben de onu dedim. Ne dedin ne dedin? Neyi dedim? Ne, evet dedim dediğin ne? Evet dedim bu diyor ya hani ne diyordun sen? Az önce. Sen dedi ya gel. Seni demiyorum sorun. Onu diyorum. Yanındakine. Niye cevap vermiyorsun şimdi sustun? Ne cevap vereceğim sana? Sana dedim diyorum ya az önce ne konuştun dedim onu ne söylüyorum. Ne konuştum senin konuştuğunu konuştum. Ya sen dün demedin boşuna arıyorlar. Bunu için içinde yalan söyleme. Tamam bir şey Şevki Hocam da diyor ki ben de en baştan bir onu söylüyorum. İran'a gittiğinde kızı nereden alacaksan ver adresi kurma, oradayken biz gidelim alalım ya diyorum. Ya ben bir yer bilmiyorum arayacağım işte ben de arayacağım. Bir yer bilimden. Ya ne arayacağım? Köyden indim şehre gibi şimdi İstanbul'a birisi gelse nereden bulacak çocuğunu? Ben de bir yer bilimden gitmiyorum ya. Ben onun yerini bildiğimden gitmiyorum ya. E tamam ama demek ki bir komşu var bir akraba var bir şey var. Yok. Ne yok? Orada akrabalarına ulaşabilirsem onlara ulaşacaktım yani bu şekilde. Ulaş, şimdi biz ulaşalım işte diyorum söyle. Yok adresi yok. Ben de evli arayacağım. Adlarını söyle, isimlerini söyle. Neyi? Zaten aranıyor verdim çocuk. Verdim zaten isimleri. Neyi verdin? Hangisinin isimlerini verdin? Hepsinin isimlerini verdin. Bir muhabbet diye bir adam var. Kaç tane kardeşi var onun? Anası var, babası var, kızları var. Elbet birisini biliyorsun. Niye sanki herkes de 50 kere evinin adresini Allah mi değiştiriyor Allah. Yani? Yani. Orada kime gidiyorsanız, hangi akrabaya, hangi komşuya, hangi bilmem ne... E polis de hazır diyor ki yeri verin bulayım size kızları diyor. Şu aşamaya gelmek öyle kolay olmadı yani. Selamun aleyküm aleyküm selam deyince yurt dışında bir ülkeye gidip de biz burada kamerayla çekim yapalım. Evet. Siz de gelin yani. Kızı alın yok öyle bir şey. Yok, bir de İran'dan bahsediyoruz. Evet. Yani biz şuraya noktaya kolay gelmedik artık dilimde tüy bitti. Milletle konuş. Yani bakın Müge Hanım ben bu formalitelerin içindeyim. Yurt dışında suç işleyen kişilerle ilgili olarak... Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili birçok çalışmalarım olmuştur. Bu sizin şu anda yaptığınız iş aylarca daha bakanlıktan öbür tarafa intikal etmesinin mümkün olmayan bir süreçtir. Yani sizin bir ayda yaptığınızı 6 ayda bitirmek mümkün değil. Allah İşin razı gerçeğini... olsun herkes evet. Gerçekten çok evet. Yani bizim yani. Dışişleri ya Bakanlığımızdan süratle yapılan çok önemli bir gelişmedir bu. Kabul ya sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen bir kardeşinin adını söyle. Bir amcacının adını yani söyle. Yani sen illa ki İran'a gitmek istiyorsan. Şimdi sen anlamıyorsun. Şimdi biz senin düşmanımız ya çocuğunu aradığımız için. Yok. Çünkü ben senin niyetini çok iyi biliyorum. Sen gidip orada Muhsin'i bulup onunla kalmak istiyorsun kardeşim. Adımın Müge olduğu kadar eminim. Ben... Sana bir şey söyleyeceğim. Sen git. Git sınırdan seni geri çevirsinler. Git bir gör. Sen yo, şimdi biz sana yalan söylüyorsanız sen bir git bas pasaportunla geldi git işte. Ya ben o kişinin nerede olduğunu bilmiyorum ki hayır, zaten. Hayır sen şimdi oraya gitmek istiyorsun ben de diyorum ki hayır, sana git ben diyorum. Ben oraya gitmek... Git inşallah orada da bir şeyin varsa şey tutuklasınlar da seni. Zaten seninle ilgili bak bütün bunlarla uğraşırken bunu çok samimi söyleyeyim. Çocuğunu orada bırakıp geldiğin için sen yargılanmalısın anne olarak. Seninle ilgili dava da açıldı. O tabii evet. Şimdi bu olaylardan hızlanmadı. Evet. Savcılık suç duyurusunda bulundu. Helal olsun onlara da. Sen yargılanmalısın. Sen hem çocuğunu orada bırakıp geliyorsun, hem burada torununu arayan babaanneye laf söylüyorsun, hem kızını arayan Miyaser'e. Böyle sanki karşında şey var da böyle ya. Bir bakışın var. Sanki İngiltere Kraliçesi Elizabeth
Ondan sonra bir aynen öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten onlar senin gibi davranmaz. Sen herkesi bir düşman belirlemişsin. Git gönderin ya. Ya istediğinizi konuşun ya. Ben bir yere gitmiyorum. İran'a gitmiyorum. Ben gidersem giderim. Hayır, kime ne? Hayır, İstediğim git. Yere giderim. Hayır git, giremeyeceğini anla. Sen şu anda anlamıyorsun. Allah'ım ben niye... ya. Hayır git, giremeyeceğini üstüme gör. Üstüme üstüme gelmeyin. Çıkma. Beni konuşturtmayın. E niye sen, o zaman 50 kere arıyorsunuz? Sen konuşacaksan ben bir şey senden tamam, adres bildim, istiyoruz. Adres. Söyledim. Adres mi adres bilmiyorum. Ne sen orada 4 sene yaşamışsın. Hiçbir tanıdığın olmadı mı? Çekmeye razım. Ne cezam hiç var? Hiç tanımadığın ol, evet, tanıdığın bıraktım, olmadı mı? Evet, suçumu biliyorum. Tamam daha ne? Normal bir şey mi 13 yaşında çocuğu orada bırakmak? Hayır normal bir şey de ben diyor muyum normal? Tamam. Adres olsa ben kendim soktan gidip almıştım zaten. Adresi bilsem sen gidemezsin ki anlamıyorsun. Bu programlara çıkmama ne gereği var herhalde ya. Ben ne desem anlatamıyorum sizin ya. Şu anda anlatamıyorum yurt dışına yani. Çıkma. Tekrar İran'a gitme. Ben İran'a gitmiyorum. Hayır zaten. İran'a Arakan'a ben, gel. Aman İran'a yani diyelim ki gitmeyi düşündünüz. Hukuken ve kanunen gitme imkanınız yok. Yurt dışına ya çıkış yasağınız var. Tamam ya yoksa yok ben gitmiyorum. Yani, pasaport da çıkarttırdı. Ben bir yere gitmiyorum. Pasaport da çıkarttırdı. Alın pasaportu. Evet. Hanımefendi eline de verdik. Evet. Tamam ben gideceğim diyor. Ben de diyorum ki sen oraya gidebilecek olsan git ekip orada. Evet. Yani sen oraya giremiyorsun. İşte eğer polis söylüyor. Olsa şu anda 2000 oraya gidip de herkesten çok senin yardım etmen lazım. Kızını düşünen bir anne olarak. Yani 2000 başında olmanız lazım. En azından yani bu imkan kaçırılmaz diyebilirsiniz. Bakın şurada bir sokak. Zaten, bir dakika. Ben de onu söyledim burada zaten. Burada bir sokak pasaportu gösterildi. Niye ya bu sokak. Ben de ekiple beraber gideyim orada. Ben de onlarla beraber ya alayım. Ya almıyorlar niye almıyorlar. Yani? Anlatamıyor muyum? Almıyorlar. Allah Allah. Altay bağırsan gene anlatamazsın. Anlamaz. Yani orada dediler ki. İran'dan yurt dışı ki edilmiş olman dolayısıyla kanunen tekrar İran'a giriş veya Irak'a giriş imkanın yok. Ha, illegal olarak girersin girmesin mi bilmem. Ama legal olarak yok. Kanuni çerçevede yok. Rami Bey onun için de emniyetten yardım yok, istedik. Yok. Evet, evet biliyorum. Onun için de istedim. Evet. Ama yok ama almıyorlar ben ne yapayım yani ben de İran'ın şeyi değil. Değilim ki. Yalnız yani bizim emniyetin değil. İran Emniyeti'nin İran ilgili makamlarının koyduğu bir yasak gitmiyorum var. Gitmiyorum abicim ben bir yere gitmiyorum. Tamam belki mı telefon attığımızda bitti bir mi hanımefendi ya var. Ya tamam gidersin gitmesin tamam senin bileceğin bitti iş. Ama bir anne olarak kızına kavuşmak isteyen ya bir annenin çabasını göstermiyorsun. Ya. Ne yapmam lazım? Ya işte ya bizim yaptıklarımıza orada oturmuşsun sessiz sedasın bir şey soruyoruz 10 dakika düşünerek. Daha evvel Ahmet'in yaptığı gibi 10 dakika sonra bilmiyorum diyorsun. Bir resim gösteriliyor sana. O resme bakıyorsun. Demin Müge Hanım sana bir fotoğraf gösterdi. Yani bakar bakmaz hayır tanımıyorum bir gene. Ya ben uzaktan gördüm. Onu elime alıp ne yapacağım ki? Ben direkt aldın, gördüm. O değil indirdin yani. Değil yani. Ondan sonra da bir tebessümle değil yani. Hayır ben bilmiyorum yani diyorsun. Elime alayım veya bakmışım veya bakmamışım. Ben o gösterdiği halde ben aferin. Demin biri bağlandı telefona. Demin biri telefona bağlandı. Dedi ki ben bu adamı şurada gördüm. Evet. Şimdi hepimiz benzetme bir de olabilir, bak, şey de olur, her şey olabilir. Hepimiz heyecanlandı. Niye benzersin canım? Bizim bütün izleyicilerimiz. Adamla ilgili bir ipucu mu bulundu? Bulunduğu yerle ilgili acaba telefondaki bilmediğimiz bir bilgi mi verecek diye hepimiz heyecanlandık. Evet ben de heyecanlanıyorum ben de istiyorum. Ama sizin tepkiniz şu canım benzetmiştir belki de. Halbuki o heyecanı aslında en çok sizin duymanızı bekliyor. Bekleriz ben, biz. Niye ben duyuyorum niye duymuyorum ki? İşte bunu bir siz hiç hissetmedim ben açıkçası kendi adıma ben hislerimi içten kuruyorum belki. Belki dışa yansıtamıyorum. Her insan yani bir değil ki. Şimdi dışa evlat söz konusu olunca İnsanların tepkileri daha bir farklı olur. Yani bunun dışa yansıtmakla ilgili değil bakın. Burada ya evladım için birisi ipucu mu buldu acaba diye bir şeyler sorar. Neredeymiş? Ben zaten telefonla görüşürken zaten reklam arasında zaten dinledim. Dinleyince sevindim inşallah öyle bir şey vardır zaten dedim. Hanımefendi günaydın. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi biz bundan bir 10 gün önce, daha doğrusu ben şöyle söyleyeyim. Biz tekstil işinde günlük yevmiyeci olarak çalışıyoruz Müge abla. Hı hı. Bundan 10 gün önce Ayfer bizimle işe geldi.
Ve saçı açık, ayağında topuklu ayakkabı, elinde kırmızı oje, suratında makyajlı bir şekilde geldi. Bunun iki kız kardeşi var, birisi ablası oluyor diye biliyorum. Onlar da bizimle çalışıyorlar. Ben ilk önce tanıyamadım. Çünkü ben devamlı takip ediyorum sizin programınızı. Burada başı kapalı olduğu için acaba da kaldım. Arkadaşı ona Ayfer diye hitap edince ben ona dedim ki abla sen televizyona katıldın mı? Bana dedi ki evet ama kimseye belli etme. Dedim ki tamam abla sorun değil yani hani rencide de olmasın istedim. Dedim ki abla bir haber var mı kızından? Hayır dedi hiçbir haber yok. Peki dedim yani ne olacak böyle ki kendisi de bu konuşmayı adım gibi eminim. İyi hatırlıyordur. Benim dedim ki kız çocuğum var sen nasıl rahat edebiliyorsun? Bana dedi ki ben zaten onun için gece gündüz çalışıyorum. Ben kendi çabalarımla gidip bulacağım. Aynen kurduğum cümleyi size ben söylüyorum şu an. Ben dedim ki peki koskoca Müge Anlı bulamadı. Devletin amir, memuru, polisi bulamadı. Sen nasıl bulacaksın? Bilmiyorum dedi. Ve 3 gün zaten bizimle çalıştı. Geceleri çalışıyoruz biz Müge abla. 3 gün bizimle çalıştı. 3 günden sonra çalışmasını beğenmedikleri için bir daha çağırmadılar. Ama iki kız kardeşi hala bizimle çalışıyor. Doğru mu? Ben tanımıyorum ki bu kişiyi. Hayır hayır anlattığı Allah doğru Allah. Mu? İsmini söylesin. Hayır ismini söylesin. Böyle bir olay yaşandı mı Ayfer Hanım? O kişi hayır onun konuşmaları yalan bir kere. Yani sen şimdi Allah bu Allah. Hanımefendinin kim olduğunu anladın. O kişiyi kim olduğunu bilmiyorum. Niye ismini ya verdin? Beraber böyle bir konuşma yaptın mı biriyle? Hayır ben ya. Niye ben tanımadığım insanla... Bir yerde tekstilde üç gece çalıştın mı? Ben tanımadığım insanla direkt muhatap hayır, hayır, bak şimdi, muhataba Ayfer giremem. Hanım. Üç gece bir yerde çalıştın mı? Bu bahsedildiği gibi bir yerde. Ya ben tanımadığım insanlar ya, o şekilde muhataba giremem. Ya tanıdığın tanımadığın değil o kardeşim. Yani böyle bir olay başından geçti mi? Nasıl bir olay? Yani üç gün bir yerde. Ben çalışıyorum. Çalışmamla kimse ilgilendirmez. Ya başım açık tabii. Veya başım kapalı veya topuklu giymişim. O da hiç kimseye ilgilendirmez. O da tamam. Ben benim de seninle beraberim. Makyajlı gitmişsin, makyajsız gitmişsin. Yapın, çalışırım, çalışırım. Ya bu da yerden göğe kadar çalışıyorum, çalışıyorum. Konu o değil, konu o değil, konu o değil, konu o değil. Biz onun hesabını sormuyoruz. Hani öğleden evet. Sonra kayınvaliden diyor ya buraya gelirken kendini ayıltıyor, bayıltıyor. Öğleden sonra makyaj çantasını alıp süründüğü gibi evet. Sokağa çıkıyor diyor ya. Evet. Hayır. Kim demiş evet. Öyle makyaj? Kayınvaliden diyor. Evet. Nereden biliyorsun ki sen beni? Ben neler biliyorum. Aa. Ben neler biliyorum. Sen hiç kusura bakma. İyi iyi bil. Sen zannediyorsun ki ben gideyim evde kök gibi oturuyorum sanıyorsun değil mi? Ay, ben biliyorum, senin bilmem adım seni. Peşindeyim. Biliyorum. Onların sat yani böyle sürüyorlar dudaklarını. Şey. Onları da satıyor. Yüzüne de sürüyor. Kız yalan mı söylüyor? Evet, evet bayanım. Evet gencim bayanım. Satabilirsin. Evet acımı da içerine taşırım. Kendime de bakarım. Çalışırım, hiç kimseyi de ilgilendirmez. Tamam. Acısı olan insan kaşığı ağzına götürür. Seni ilgilendirmez. Ben acımı istediğim kadar istediğim gibi yaşıyorum. Seni senin ilgilendirmiyor. Yok. Sen çocuk aramıyorsun. Seni ilgilendirmiyor. Sen çocuk aramıyorsun. Seni ilgilendirmiyor. Öyle beni ilgilendiriyor ki. Nasıl ilgilendiriyor? Esas beni ilgilendiriyor. Beni. Tamam da benim boya sürmem veya makyaj satmam. Ben senin boyayım ister. Neden boyasam boya ben? Niye konuşuyorsun? Çok mu kıskandın? Hayır diyor. Yalan diyorsun. Çok ne kıskandın? Ay ne kadar ayıp bir şey yani. Ben, bu yaşta bir hanıma ben, yani. Neyini kıskanacağım seni be? Ben senden... Hanım alsın. Ne kıskanacağım sana seni? Sana ne? Senin neyini kıskanacağım? Sana ne? Kızı yalancı çıkarıyorsun, ben de doğru evet, diyorum. Evet, yalancı. Hayır. Kimse benim hayatıma hayır, karışamaz. Hayır, yalancı değil, doğru. Ha, doğru. Ben bir yalancı varsa teşekkür sensin. Ediyorum. Biz anlıyoruz kimin doğru, kimin yalan söylediğini. Yani Allah senin Allah. Makyajını bu yaştaki hanımefendinin kıskanacağını tamam da niye ben neyini kıskanacağım senin? Tamam, ikide bir niye onu konuşuyor? Yok, o kız söyledi, ben de doğruladım. Yok, çalışıyorum. Evet, gece Allah içinde de çalışıyorum. Evet, tamam mı? Konu o değil gerekirse konu... de kızımın peşine tek gideceğim. Kimseyi de ilgilendirmez. Bitti. Sen çocuğunu aramıyorsun. İşte, konu bitti. O zaten. Fizona da gitse, Amerika'ya da gitse yine giderim. İnşallah Rabbim senin eline bırakmaz. Müge Hanım'ın aracılığına bulunur. Onu Allah bulunur. Bilir. Onu İnşallah Allah bilir. Ben yavrumu alırım. Boşuna sen de gölgesinde göremezsin. Otur boşuna konuşma. İstersen bir sene çık yine de konuşursun verilmez. Böyle. Mümkün verilir mi Müge Hanım? Mümkün mümkünü değil. Yok. Mümkün değil. Mümkün. O cattur dediği konuşma. İşte burada böyle. Mümkün değil. Yani sosyal hizmetler o zaman alır ben ama yine de anneye vermez. O zaman çık kanala o kendin konuş. Niye işim yok ki benim?
Madem burada ben, madem suçlu durumdaysam niye burada, ne işim var ki? Ne işim var? Senin çocuğunu bırakman bir suç değil mi orada? Ya ben konuşmayacağım ya. Ben sıkıldım, yoruldum. Ben psikolojim zaten bozuk. İyice bozuluyor buraya gelince. İşte bu yüzden çıkmak istemiyorum. Hiç kimsenin bozulmuyor. Bizim moraller ya çok ben düşük. Sen konuşma. Sen konuştukça zaten ben iyice cinlerim tepeme çıkıyor. Aa, elbette hiç canım. Hiç konuşma. Sen gölgeni gör ki benim tüylerim ayağım. Allah'ıma şükür. Allah Allah. İstemiyorum can. Doğru değil. Tamam. Sağ ol. Vallahi billahi her şeyle unutturuyor bana. Aslında ben sana köyden selam getirdim dedi. Unutturuyor işte, unuttum. Bütün köy selam söyledi. Aleykümselam. Ayrıca Müge Hanım'la böyle oturup konuşursunuz karşılıklı. Tamam, aleykümselam. Güzel dertleşirsiniz. Benim çıkmama gerek yok. Oturun, güzel konuşun. Programı Allah güzel sürdürün. Rabbime yapılar olsun. İşte yapın yani. İkiniz ben mi? İkinize mi söylüyorsunuz? İkiniz yapın işte. Bak sana bir İkinizin şey söyleyeyim mi? İkinizin arası çok güzel yani, susuzmuyor. Aramız çok güzel. Çünkü evet. Benim annemden evet. Daha yaşlı büyük bir hanım ve biz ben bir şey söyleyeyim mi? Ben yani şey burada konuşmak mi? İstemiyorum. Gerçekten aile terbiyesi ne olduğunu bilmiyorsun. Kendisinden biraz da büyük insanların. Ben konuşacağım. Dinle beni. Konuşmak istemiyorum. Güzelliği, çirkinliği, makyajı yani, vesairesiyle evet. Konuşması bizim milletimize hiç uygun bir şey değildir. Ne adaba uyar, ne yaşa uyar, ne başa uyar. Senin sonuçta çocuğunu aramak için burada. Senin ona kayınvalideciğim, ben çok şeyler yaşadım ama bugün çocuğumuzu biliyor arıyoruz. Biliyor o yüzden durumumu. El ele verelim diye biliyor senin elini durumumu. Öpmen lazım. Biliyor senin çocuğunu durumumu. Arıyor. Sen hastanedeyken o buradaydı. Sen hastaneden kalkıp gelemezken senin evladını arıyor. Senin evladını arayana biraz senin hürmet göstermen gerekir. Eğer sen de gerçekten arıyorsan, bu çocuk orada ölmediyse ya da para karşılığında birine satılmadıysa, eğer bunun ortaya çıkmasından korkmuyorsa insanlar, çocuklarını aramak için bir adım yol gidene hürmet ederler. Evladın için edersin. Başka bir şey için etmezsin. Anladın mı? Müge Hanım ben iki sefer onlar bugüne kadar ona ya bunu gittim. Kimse ben senin anneni de gördüm. Annen de gayet düzgün bir hanımefendi. Sana da onun bu terbiyeyi vermediğini sanmıyorum. Ama tabii almak var, almamak var. Rahatsızlığın varsa sana onun için de Arif Hoca'dan vesaireden, hastaneden de sana şu insanların yaptığı şeyi sana hayatında kim yaptı? Biraz da vicdanlı ol. Biraz da nankörlük yapma. Ama evet. Biz senin çocuğun için bunu yapıyoruz. İnsan benim çocuğuma birisi bir yudum su verse ömür boyu kölesi olurum. Çünkü benim çocuğuma vermiş. Ya, aynen. Burada anladın bulunmamızın mı? Tek bir hedefi var. Burada bulunmamızın amacı şu anda konuştuğumuz konu ya, sizin doğurduğunuz çocuğu bulabilmek. Ben bırak o aramıyor. Ben Murat Bey'e bir kulak vermek istiyorum. Murat Bey de bizi Hakkari'den arıyor. Batman'daki kadın diyor ki Irak'a gittim. Kocama dedim ki sen git bir dakika ben adamın yüzüne bakayım diye koşuşturuyor. Hani işte Murat Bey. Efendim günaydın. Günaydın, teşekkür ederim. Siz hani bu geçiren kişisiniz değil mi en başta? Hani geçiren değil hocam. Geçen defa da anlattım. Hayır Ayfer bu şekilde iddia etmişti. O konu mu değil de şey demişsiniz Muhsin Irak Erbilli demişsiniz değil mi? Tabii bana söyledi ben de aslında Irak Erbilli'yim zaten. Sürekli Irak Erbil'de kalıyordu de ama şu an bilmiyorum. Erbilli. Peki sizin Erbil'de onun görüştüğü bir akrabasıyla falan bir bağınız var mı? Hani bir ne bileyim mektup adresi olur, bir gelen giden olur. Keşke olsaydı. Hiç yok mu kimse? Keşke olsaydı ben hemen size yardımcı olup bulmaya çalışırdım. Keşke olsaydı diyorum. Biliyorum sağ olun en baştan beri siz de çok yardımcı oluyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Belki hani vallahi o taraftan sizin oraya gelen vardır. Ne olur bir yine şimdi, kulaklarımız açık olsa. Şimdi biz İran'da bakıyoruz ama Irak'taysa Irak'ta da çok sonuçta gidiş gelişimiz çok var Irak'la. Belki orada bir gören bilen vardır. Bir akraba. Şimdi Ayfer Hanım söylemiyor onu. Mutlaka orada akrabaları var. Gitmiş orada yaşamış. Bilmemesi mümkün değil de artık uğraşamayacağım onunla. Yani bu adamın orada bir oğlu, kardeşi, ne bileyim halasının oğlu, amcasının kızı bir şey vardır yani. Ya da yakın yani. Bir arkadaşı, onunla işbirliği yapabileceği bir kişi. Keşke bulsaydım, keşke
bir adresini bulsaydım, keşke bir tanıdığını keşke bulsaydım ben. Vallahi döndük dolaştık yine size geldik Murat Bey. Vallahi ben geçen de size anlattım zaten. Yani ben her konuda size yardımcı olurum. Biliyorum. Keşke bulsaydım ben onu. Vallahi bak zincirle bağlardım. Sizi aradım burada polise teslim edin. Keşke bulsaydım ben. Vallahi Murat Bey yani dediğim gibi belki de adamı bulduğumuzda artık adı her neyse belki de bize diyecek ki alın çocuğunuzu. Evet. Şimdi ben o yüzden kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü Ayfer Hanım'dan zorla kaçırılmamış ki çocuk. Ayfer bırakmış gelmiş. Adam diyecek ki belki alsın torununu diyecek. Ben o yüzden adama bir şey de söyleyemiyorum. Evet. Miyaser Hanım'la durumu farklı. Ama öyle. Artık kız 20 yaşında. Hani ona da karışamaz bir yerden sonra. Ama benim belki babasının yanında. Diyebilir ki benim kızım. Çocuğum kimin yanında? O onun babası. Babasının yanında. Benim bunun... kızım diyebilir. Ben bunun babasıyım. Kimse karışamaz diyebilir. O ayrı bir konu. Ama Ayfer Hanım'ın durumu daha değişik. Onu yani Ayfer da... Hanım anne olarak kızımı istiyorum dediği zaman vermek mecburiyetinde. Eğer Ayfer Hanım kalkıp da kendi anne muvaffakatıyla o yaştaki kızını bu adamla evlenme ve mevzuunda bir imza atmamışsa, bir muvaffakat göstermemiş ise yani vekalet veya asaleten anne olarak muvaffakat etmişse o iş başka. Ama bir evliliğe müsaade yoksa Ayfer Hanım anne olarak her zaman ayağını yere basabilir ve çocuğunu isteyebilir. Hayır, belki Muhsin Bey de dediğim gibi öyle söyleyecek. Yani diyebilir tabii, gayet tabii. Yani... Ama işte biz, yani Ayfer Hanım bakın siz biraz suratınızı da öbür tarafa bakışlarınızı çeviriyorsunuz ama bizim bütün bu uğraşmalarımız... Konuşmak istemiyorum. Bizim bütün bu uğraşmalarımız, siz konuşmak istemeseniz de biz konuşacağız. Tamam, bu işi aydınlığa konuşturuncaya kadar bizim buradaki bütün derdimiz eğer siz gerçekten evladınıza kavuşmak istiyorsanız bize teşekkür etmeniz lazım. Allah razı olsun demeniz ya lazım. Çocuğumun arkasından koşuyorsunuz. Çocuğumu istemediğim ellerden alıp bir anne olarak bana kavuşturmanın mücadelesini yapıyorsunuz demeniz lazım. Bakışınızı sol tarafınıza çevireceğinize bu tarafa çevirip daha tatlı bakmanız lazım. Ya kayınvalidesine. Bak size tatlı bakmak daha çok yakışıyor. Siz bana böyle yaklaşıyorsunuz, benden bunu bekliyorsunuz. Benim yapacağım da varsa, söyleyeceğim de varsa ben bu durumda ama hiçbir şey yanaşamıyorum. Bu yaklaşım... Ben kaçıyorum, ben kaçar taraf. Niye kaçıyorsun? Ben seni kayınvalidenin elini öpüyorum diye sen beni düşman veriyorsun. O benim elimi öpeceğim bir yaşta. Hayır, hayır, o konuda da istersen... Niye kıskanayım? Niye şey yapayım? Başımın üzerinde verdiğin yeri var ama gerçekten evimde yatırıp misafirlikle beraber de aynı duyarım. Yatakta yatın beni ilgilendirmez. Ben, şimdi bana gelen suçlamalar... Bak, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yaşadığım çektiğimi ben öyle güzel kelime oyunları yapıyorsun ki da. Ben o kelime oyunlarına sana kelime öyle bir cevap veririm yapıyorum. Ki ama annem kızıyor. Yani yoksa ben sana gerçekten öyle kelime oyunlarına senin o kadar güzel cevap veririm ki. Neyse benim yok. Başımın üzerinde yeri var. Her zaman misafir etmekten onur duyarım. Miyaser'i de onu da. Sağ çünkü var onların ikisinin de şeyi yok. O diyor ki benim torunum yok. O da diyor ki benim kızım beni öldü biliyor. Geleyim bulsunlar evet, diyor. Evet yani buna başka türlü böyle bir tavır takılmanın hiçbir manası ona izah yok. Ona kötü bir şey söyleyen olmadı ki şimdi. Eğer ya, eğer şey Sadiye Hanım bıraksaydı çocuğunu gidip bir an önce program İran'da, Irak'ta her neyse... O zaman Sadiye Hanım'a aynı tepkiyi gösterirdik. Aynen öyle. Kim bıraktıysa ona soruyoruz. Yani şimdi mesela diyelim ki Rahmi Bey 18 yaşındasın. Anneni öldürdün. Bunun cezası yok mu? Tabii ki var. Olmaz olur. Var. Tabii ki var. Müebbet hapis. Evet. Yatıyorsun. Hatta anne olunca ağırlaştırılmış. Ağırlaştırılmış. Bir de anne olduğu için değil mi? Anne olduğu için. Yani anneye yapıldığı için. Özellikle altını çiziyorum. Anne olduğu için ağırlatılmış. Çünkü... Anneye, babaya veya ebeveynlere karşı yapılan suçları kanun bazlı bir misli artırmış. Annenin çocuğuna, peki, çocuğun annesine. Bir dakika. Anneye böyle bir zarar verdiğin zaman bu. Evet. Peki anne olarak çocuğuna böyle bir zarar verdiğin aynen, zaman? Bakın yalnız cinayet değil. Korunacak yaşta olan çocuklarına gerekli ilgiyi, şefkati, bakımı, gözetimi göstermeyen anne ve babalar hakkında kanunlarımızda müeyyide vardır. Cezai müeyyide var. Sorumluluk sahibisiniz. Yalnız siz değil, bütün anneler, babalar bakıma muhtaç olan çocuklarına, hatta bakıma muhtaç olan ana ve babalarına, yakınlarına dahi el uzatmak,
onların iyaşelerini temin etmek, onların geçimlerine ellerinden gelen yardımı yapmayı kanun vazı mecburiyet koymuş. Bütün bunlar var. E şimdi siz de bir anne olarak çocuğunuzun istikbali hakkında bilgi edinmek durumundasınız diye biz bu programı yapıyoruz. Yani insan merak, bir tek şekilde merak etmesin. Sen biliyorsan etmez. Ben siz istediğiniz kadar konuşun kardeşim, ben merak etmiyorum. Niye? Çünkü ben elimle teslim ettim. Elimle kızımı verdiğim yerden de endişem yok. Her zaman da görüşüyorum. Anam, kızımla da konuşuyorum. Bu ismi geçen beyle de konuşuyorum. Rahatları yerinde. Onun için benim bir endişem yok diye bir rahatlık içindesiniz diye düşünüyorum. Başka türlü bir anne bu kadar rahat olamaz. Yani ben kanaatimi söylüyorum. Sizin böyle bir yaşantınız var veya yok bunu bilemem. Ama siz de o bakışlarınızın dışında bir iki laf edin de bir açıklık getirin. Ben dinlemeyi tercih ediyorum. Peki kardeşim, ne diyelim yani şimdi? Rahmi Bey ama bir dakika. Şiir gibi geliyor. Anneciğim beni dinliyor, neyse. Evet. Neyse beni de daha fazla konuşturma, siz de konuşmayın, biz yutalım, o kadar kalsın. Allah kabul etsin. Sana da Güzin abla mı kızıyor? Evet. Evet, tamam. Ben de bir şeyler konuşayım artık. Vazgeçtim. Burası bu program. Galiba hocama eşit kızmıyor. Tamam. Şimdi bu program herkesin bildiğini konuşması gereken bir program. Çünkü biz ipuçlarından yola çıkarak bir sonuca varabiliyoruz ancak. Doğal olarak birileri telefona bağlandığı zaman onlara kızmamamız lazım. Bizimle ilgili bir şeyleri söyledikleri zaman da kızamayız. Çünkü onlar ipucu olabilecek bir şeyler söylemeye çalıştıkları için bu telefona bağlanıyorlar. Doğal olarak siz bilginizi paylaşmazsanız ki esas bilgi kaynağı sizsiniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Şevki Hocam. Yani Şevki Hocam, biz ne kadar bakın, uğraşırsak Şevki uğraşalım hocam, bir sonuç aslında yok. Aslında boşuna nefes tüketiyoruz. Bakın şimdi. Ben şunu diyebilir miyim? Ben gideceğim New York'ta Ayşe'yi bulacağım. Böyle bir şey yok. Ben New York'ta Ayşe'yi nasıl bulurum? Mümkün değil. Ancak onunla yaşadığı yeri biliyorsanız ya da bağlantısı olan kişileri bitti. Biliyorsunuz. Bitti ya. Bu kadar. Ben öyle gideceğim de Urmiye'de kızımı bulacağım. Mahabat'ta bulacağım. Yok öyle. Zaten bunu söyledikten sonra hiç şey değil. Yani artık daha bence konuşacak bir şey yok. O biliyor yerini. Dediğim gibi Alper Hanım, Türkiye Cumhuriyeti özgür başka bir devlet. Başka türlü bu kadar pasaportunu, rahat olamaz. Pardon, pasaportunu sana hediye ettim. Al güle güle kullan. Git ondan sonra girebiliyorsan içeri girersin. Girersen de gidip istediğini yaparsın. Ama ben senin kızını aramaya devam edeceğim. Çünkü o çocuk 13 yaşında ve senin eline bırakılmayacak kadar küçük bir çocuk. O çocuk bu ülkenin çocuğu. O çocuk evlilik yaşında da değil, hiç tanımadığı, kendi çocuklarına bile eziyet ettiği diğer çocuğun annesi tarafından ve diğer konu komşu tarafından söylenen bir adam. Senin çocuğun bu ülkenin kızı. Bu ülkede okumalı. Bu ülkede eğitim almalı, canı istediği zaman, evlilik yaşına geldiği zaman da evlenmeli. Senin yaptığın hataları da düşmemeli. O hocanın peşinde, eşek sırtında, Irak'ta bilmem nerede falan filan. Hayır ya, o bizim ülkemizin vatandaşı. Bu çocuk okuyacak. Ve bizim çok da devlet korumamız altında, bunu unutmamak ve lazım. Evet, bu çocuk okuyacak. Sizin doğduğunuz ben istiyorum, çocuk o kız buraya gelecek da. Yani. O kız buraya gelecek. İnşallah. İnşallah anlasın yavrum, yardımcımız olsun. O buraya gelecek. Sen yardım etsen de gelecek, sen yardım etmesen de gelecek. Bak arıyor, ben inanıyorum onu. Irak'ta da yine bir gören bilen çıkacaktır, bir adres kesinlikle verecektir. Ben yine söylüyorum o adamın, yani ismini bilmediğim için o adam diyorum tam olarak, Muhsin Bey'in diyeyim. Ben çıktığı zaman Müge Hanım zaten annesi bıraktı. Ona Bey demek de biraz. Alın. Diyeceğine inanıyorum. Ben, evet. Ben ona inanıyorum. Evet, özür dilerim. Ben hiç başını bu iş için ayrıca belaya sokacağını düşünmüyorum. Bir soru soracağım hukuki anlamda Rahmi Bey'e. Buyurun efendim. Şimdi bu hanımefendi, evet, kızına gerekli annenin ihtimamını göstermiş midir? Hayır. Bize göre göründüğü kadar göstermemiş. Göstermemiş. Hatta tehlikelerle muhatap bırakmış, maruz bırakmış. Peki bu durumda, evet, Türk Ceza Yasası'nda yeri var mı yok mu? Var ve onun hakkında annenin ihmalinden dolayı, çocuğuna karşı takındığı davranışından dolayı gerekli bir kovuşturma açılması lazım. Ben de bunu söylemeye, evet, çalışıyorum. Evet. Ben de bunu söylemeye, evet, çalışıyorum.
annelik görevi, babalık görevini yeterince layıkıyla yapmamak diye de bir madde var. Var. Gayet tabii. Dedim, tamam, ben de diyorum ki hocam. Sayın Başsavcımız, evet, bununla ilgili de bir soruşturma açtı diyorum işte. Suç duyuru, yani kabul etmiş. Bunu suç duyurusu olarak kabul etmiş, evet, bizim bu yayını. Evet. Tamam, evet. Yerinde bir karar. Annenin cezalandırılması yerinde için bir karar. Yani şöyle söyleyeyim, onun için çocuğun oradan alınması için yazı yazarken Sinop Başsavcımız, o da şimdi başka bir ile tayin oldu. Evet. Allah görevinde de kolaylıklar versin. Sayın savcımızla beraber hem çocuğun bulunması için yaparken hem de anne hakkında da tabii yasal sürecin başlaması. Küçük yaştaki bunu hatırlatmak istedim. Yani bu son derece önemli bir olay. Yoksa o öyle. Çünkü bakın, bu kız arzusu hilafına alındı, kaşıldı, zorla tutuluyorsa karşı tarafın işlediği suç. Değil mi? Annenin muvaffakatı varsa anne de müşterek suç. Suç. Aynen. Ben de burada annenin gönül rızasıyla bıraktığı mesele üstüne durarak annelik görevlerini yeterince yapmadığı tarzındaki, evet, bir meseleyi hatırlatmak. Hocam en basit. Ben size şöyle söyleyeyim. Berat Can'ın annesine neden kızılıyor? Sen niye kocanı aldattın da gittin çocuğuna bu konuda bir yol, evet, açtın bu, evet, cinayete diye. Evet. Peki şimdi bu çocuk 13 yaşında eğer orada bir adamla sözüm ona evlendirildiyse tecavüze uğradı. Cinsel istismara uğradı. Evet. Zorla alıkolunuyor. Evet. Okul yaşındaki bir çocuk yurt dışında zorla tutuluyor. Peki bunun sebebiyetini? Yani buna sebebiyet kim, veren kim? Şimdi bakın Hanım, ben size basit bir örnek vereyim. Bizim burada 13-14 yaşındaki çocuğunu kalkıp da başkasına veren, evlendirmesine müsaade eden anne babanın uğradığı mahkumiyet durumunu gördük. Evet. Evet. Yani yalnız kaçıran taraf değil. Kaçıran taraf 13 yaşında, 14 yaşındaki bir kızı alıp da onunla evlendim diyen taraf, kaçırmaktan, hürriyet tahtinden, cinsel istismardan nasıl mahkum olduysa, kızını buna evet diyerek veren, teslim eden, muvaffakat eden anne ve baba da mahkum oldu. Ve bu bizim ceza yasamızda yeri olan bir konu. İşte ben bunu hatırlatmak istedim. Evet. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani her, evet, şey bir kere çok küçük ya. Çok küçük yani. Evet. Aynen öyle. Ve çok, insanların hayatları nasıl değişebiliyor? Yani bu çocuk, hani babası göstermişti ya, orada bir saat falan var. Evet. Okuldaki başarısından dolayı ona öyle okuldan hediye vermişler. İşte okul başarısından saat, dolayı saat yapmışlar ona, fotoğrafını koyup. Bakın. Burada gerçekten de çok da başarılı bir çocukmuş. Siz hayatı çok, bitti. Çok isabetli bir şey söylediniz. Bu çocuk annenin ya da babanın çocuğu olmaktan ziyade ülkenin çocuğudur. Gayet tabii canım. Türkiye olay Cumhuriyeti bu vatandaşı. Evet. Biz 13 yaşındaki çocuklarımızı evlendirmez okula göndeririz. O sebeple arıyoruz zaten. Devlet koruması, evet, altında. O sebeple arıyoruz. Tamam. Anne baba gerekeni yapmıyorsa biz, devlet el koyar. Aynen öyle. Biz İran'da da arayacağız. Irak'tan da rica ediyorum. Iraklı izleyicilerimizden çok giden gelen oluyor. Yani Erbil, zaten ticari bağlantılarımız da oldu. Haber alıyoruz. İnşallah oradan da bir gören biren çıkacaktır. Muhsin olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Onu bilemem ama tanınacağına inanıyorum. Çünkü yine o işleri yapıyor. Gidip de şimdi orada inşaat firması kurmadı herhalde. Yine gel sana muska yazayım, gel sana bilmem ne yapayım diyor. Ondan sonra kim ne söylerse. Allah inşaat firması ne söylemezse, kursa da oturulmaz yani o evde. Ya da ne söylemezse söylemesin bilenler. İzleyiciler onu bulacaklardır. Ben inanıyorum. İnşallah. O çocuk da buraya İnşallah, gelecek ve ailesine kavuşacak. Yani tekrar babaannesinin yanına İnşallah. Onun İnşallah, o şefkatli kollarına ulaşacağına inanıyorum. Senin sayende Rabbim yardımcımız olsun. Ama bunu söylerken senin için aynı şey senin için de geçerli. Şimdi senin kız büyük ama daha hani evlenmemiş henüz. O da mutlaka gelmek isteyecektir. Onun için İnşallah, de ayrıca başka çalışmalar yürütülür. Evlenmemiş mi? Evlenmemiş dedi şeyde. Daha evlenmemiş. Babasının yanındaydı. O zaman evlenmemiş demişti. Bilmiyorum ki neyi doğru söylüyor, neyi yalan söylüyor. Boş ver. Anası o kız da annesini bulacaktır. İnşallah. Yani o güzel buluşmayı yaşayacağız. Ben inanıyorum. Verelim ara. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Elşen,
Babası ve iki kardeşiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyormuş. Çok az Türkçe biliyor. Azerbaycan'da inşaatta çalışıyormuş. Eşen buraya geliyor, Türkiye'ye geliyor bir tedavi için. Son zamanlarda alkol tedavisi görecekmiş. Balıkesir Susurluk'tan da kayboluyor. İnşallah bir tanıyan bilen çıkar. Ali Yaşar atsalar abi da o gününü görse. Ben kayla almıyorum. Ne hak ederse etsin umurumda değil. Ya utanmaz ki. Kapımıza geldi. Yok diye demedim diye. Bunu niye böyle dedi? Bir şeyler falan verdi. Bu mevzuları geçsin. Öyle tahmin ederim ki içeri girmeyecekler. Ya tutuklanırlarsa? Öyle bir şey de beklemiyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Ahmet'in ailesi de konuştu. Artık o tarafı öyle söylüyorum yani. Hani o bölünmeden dolayı aile Çam ve Seyfettin de konuştu. Bu arada Seyfettin de boynu arıyor zaten Ahmet'i bu arada. Hani Ahmet şeyde kalmasın diye. Ama bak gördünüz demin. Yani güzel olmuyor değil mi öyle tartışmalar yani. Demek ki daha sakin sakin konuşmak lazım. Önce aslında ben Nazmiye'nin babası Turan Bey ve annesi Ayşe Güner'e kameramı, mikrofonumuzu uzattık. Bakın onlar neler açıkladı. Şimdi bir de tabii Nazmiye'nin ailesi durumunu var. Şimdi burada aile kendi içinde sen benim üzerime attın suçu, ben senin üzerine attım diye kavga ederken evlatlarını kaybeden bir aile var, onların durumu bambaşka. Onlara göre bütün aile cezaevine girsin. Yani onların şeyi o. Biz kızlarımızı ona vermiştik. Aralarında bunlar birbirlerini yerken bizim kızımızın başını yediler. Evet. Olan bizim kızı oldu. Olan bizim kızı evet. oldu. Ondan sonra onlar hala dışarıdalar. Kardeşim hepsini alsınlar diyor. Oraya girmeden önce yani dün aklıma geldi, size onu söyleyecektim. İzleyicilerimiz de mesaj atmışlar hani benzer durumlarla alakalı. Neden diyorlar bazen hani bu konu tutuklu yargılanmayla devam ederken neden tutuksuz yargılanıyor? Yani neden ve mesela işte birisi yazmış bizde de böyle bir şey oldu. Biz bu süreci işte benim babam tutuklu olarak devam ettirdi. Onun nedeni nedir Rami Bey? Tamamen mahkeme heyetinin takdirine kalmış bir konu. Yani şans. Tamamen. Yani... Özellikle buradaki sebep şu, daha önce esas mahkeme yani Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamış, 11 ay içeride yatmışlar, bilahare tahliye edilmiş ve beraat kararı verilmiş. Şimdi mahkemenin beraat kararı görüşü söz konusu olduğu için her ne kadar Yargıtay bozsa dahi mahkeme hala o birinci verdiği beraat kararı üzerine İleride Yargıtay'da yeni bir takım durumlar olabilir. İleride mağduriyetlerine meydan vermeyelim diye yeni bir tutuklamaya gitmemiş durumundadır benim kanaatime göre. O yüzden. Aksi takdirde müebbet ceza verilen kişilerin mahkemeden serbest olarak bırakılması çok ender görülen bir vakadır. Görülür ama ender. Yani Çam ailesi, yani şöyle söyleyeyim, Ali Yaşar Çam, Ahmet ve Hasan Şükrü çok ender bir durumu yaşıyorlar. Ender bir durum yaşıyorlar. Normal olarak şu ana kadarki süreci tutuklu cezaevinde geçirmeleri daha ağırlıkta olan bir durumdu. Ama dediğim gibi daha önce yatmışlar, çıkmışlar. Bir Ali Yaşar Bey, tahliye olduğunuz zaman bir nakdi kefalet yatırdınız mı? Hayır. Ki, pardon ben getirdim ya arkadaşlar bir dosya getirdim. Nakdi kefalet de yok. Yani bazen hani daha evvel tutuklanmış nakdi bir kefaletle serbest bırakılmış. Nasıl olsa kefaleti var diye ondan sonra verilen mahkumiyete rağmen tutuklama verilmeyebilir. Burada bir kefalet de yok ama bahsettiğim çerçevede şu anda serbestler. Yani o yüzden izleyicilerimiz soruyordu. Evet. Teşekkür ederim ama siz de engel mahkeme heyetinin veya hakimin veya hakimlerin, ağır cezaysa hakimlerin, asliye cezaysa tamamen hakimin o andaki takdirine kalmış bir konudur. Ve tamam. Bakın bu Turan Bey ve Ayşe Hanım'ı izlemeden önce buysa eğer bu benim dosyam mı bu? Benim dosyamı verin rica ediyorum. Tamam. O zaman önce izleyelim. Benim orada çünkü notlarım var. Tamam. A
Ayşe teyzeciğim, Mayıs'ta görülen davada artık bir sonuç çıksın diye bekliyordunuz. Bekliyorum. Katiller çıksa bir kere de çok uzandı bu. Oldu 7 sene. Evlatım gelmez de belki gene bir şey olur da çeker cezasını ergez. Bittik zaten daha bende hiç daha akıl bakıl da kalmadı. Hiç iyi alım yok. Test zamanda çıksa da biz de kurtulsak kızım. Onların hepsi başarılı. Hepsi biliyor yani. Kayınları, karı, o kız hep onların başarılı bu işle. Araştırması lazım. O işi onları da dışarıda bırakamaz ki. En son gün size bir şey söyleyip söylemediği hakkında çok konuşuldu. Öyle onlar hep gelen. Öyle ben uşağım vurdum gelen hiçbir şey konuşmadı. Ben yollamışım hani buradan. Öyle bir şeyler yok. Kavga ettiler uşağı, onun uşağımı kaybettiler. Hepsi birdir bunların. Bunların hepsi içeri gitti mi iş çözülür. Hasan Şükrü Çam hapse girerse torunlarınız kalacak. Torunları alacağım. Torunları bırakamam ki. Onlar şimdi içimde yana ile gidiş seni. Belki onda o suçsuzsuz onu çıkarırlar. Ben devletime sesleneyim. Bunlar hepsini içeri bassın. Suçsuzsuz çıkar. Suçlusu kalır. Bu iş çok uzadı. Ben daha öğretmesinler. Ben eliyle. Ben yaşamam. Peşini bırakmasın. Mihanım onları. Aman aman bu işi kapatmayın. Kızımın katillerini bulsun. Turan Bey geçtiğimiz Mayıs ayında. Yani anne bir kere şunu söylüyor. Ben torunlarım eğer baba cezaevine girerse ben alırım. Çünkü onlar benim çocuklarım. İçim yanıyor. Ben onlara bakmak istiyorum diye. Bence çok da doğru bir yaklaşım bu. Yani. O da sonuçta anneanne. Ben bakmak istiyorum diye. Evlatlarından kalan hatıralar. Normal bir anneanne gibi konuşuyor aslında. Evet, ikinci olarak baba da cezaevine girerse yarın öbür gün Yargıtay'dan onanır da Hasan Şükrü de cezaevine girirse tabii ki anneanne olarak bu hanımefendinin torunlarına sahip çıkması en tabii hakkıdır. Aile Hanım da aynı şeyi söylemişti. Biz evet. de bakarız demişti. Ama anneanne diyor ki biz alırız torunlarımızı, biz bakarız diyor. Tabii ki onu da bir mahkeme süreci olur. O da tabii onu, mahkemenin takdiridir. Ama ikinci şey de diyor ki ben hani eğer üçü de girse cezaevine bizim aslında içimiz soğumayacak. Çünkü dışarıda hala da başka katillerin de olduğunu düşünüyoruz. O tabii böyle şey konuşmuş yani genel olarak herkese alsınlar cezaevine zaten suçsuz olurlarsa çıkarlar diyor ama onu çok iyi anlıyorum. 7 yıl oldu çok uzadı bu konu niye hala daha benim kızımın hani katili şudur demedi devlet bize ve onları içeri almadı diyor. Yani şurada bir şey diyebilir miyim? Tuna Ahmet bana diyor ki benim avukatım da yanımda Halit Bulut da yanımda Ahmet diye bir şahıs var Mevlüt Çağ'ın da yanımda bak. Nerede? Trabzon'dan Vakfı Gebir'e gidiyken Nazmiye şurada buldular dedim o arabada keçiyle. Ahmet şimdi ki arabaya çekmişsin Mevlüt öyle demiş bunlara. Yer göstermiş bu arabadan gidiyken dedim ki şu altına atmışlar evladımı dedim. Peki. Bu ne bunlar şimdi gündem yaptım. Mevlüt Çağan bak Mevlüt Çağan buraya size bir telefon etti veya mektup etti. Diyor ki Ali Yaşar kendine bir hafta önce Caş'ta vurdu ya. Ben de hanımayarım da başkası dedi bana ki kendini daha vuruyor ona. Bak şimdi Ahmet bunu savunuyor. Peki şimdi ben Ahmet'e soruyorum. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konunun Ayşe Hanım'ın şimdi bu açıklamalarıyla ilgisi var mı? Ben bak hani şimdi şunu demek istiyorum bak. Şimdi bu ne Ahmet diyor. Ben de şimdi diyorum Ahmet'e ki Ahmet Hava yengeni ne zaman gördü? Hava yengeni ne zaman gördü? Nasıl? Ne gibi ne zaman gördü? En son ne zaman gördü? Ne oldu? Ne zaman gördü? Sorarım sana. En son gördüğü zaman gördü. Ne zaman gördü? En son gördüğü zaman gördü. 15 gün önce gördü. Hocam bak evet. 15 gün önce. 15 günden sonra. Babasının evinde gitti bir ay durdu. Bir hafta durdu. Bir hafta da kayıp durdu. Hava benim evladım öldüğü günü. Arkasındaki çamaşırları nereden biliyor? Ahmet. Adalete de sesleniyorum, sana da soruyorum. Dünyanın önündeyim ben, adaletin yanındayım. Hava benim evladımın arkasındaki çamaşırları tek tek nereden biliyor? Cevap ver, getirin havayı buraya ya. Yani bir de söyledi yani, bir de böyle... Niye getirmeyesiniz havayı buraya? Bir de söyledi yani, bir de böyle düşün yani. Ne söyledi? Yani ne giydiğini söyledi yani. Ne biliyor, ne biliyor? Ya şimdi... Ne biliyor? Şimdi ne demeye getireyim? Ne bileyim, ne bileyim. Hava öldürdü. Şimdi sinirlenmeden soruya cevap verebilirsin aslında. Güzel bir soru sordu. Evet. Bak, gayet baban mantıklı, güzel bir soru sordu. Sen dedi 15 gün görmemiştin. Doğal olarak da bunları nereden biliyorsun diye bir soru sordu. Buna cevap verebilirsin. Hava anladın. Nereden biliyor dedi. Hava nereden biliyor dedi. Bir söyle bakalım. Yani... Bunu kardeşim Bey'e açıklamasını yaptıydı yani. Ya Akçaaba'da Bey'e atma ortaya bırak Bey'i. Akçaaba'da gelmişler.
Şevki hocam. Yani oradan biliyor yani. Yoksa ben de bilmiyorum yani nereden dedi, ne yaptı. Akçaba'da gelmişler hava onlar yani. Ne zaman geldi hava Akçaba'da? Hava Akçaba'da ne zaman geldi? Polis pazar sabahı alıyor evden de geldi Akçaba'da. Akçaba'da ne zaman geldi? Ben adalete sesleniyorum, halka sesleniyorum, sana sesleniyorum. Pazartesi sabah Aldiyon'u polis'te. Doğru, cumartesi pazar sabahı, evet. Pazar sabahı Aldiyon'u polis geldi karakolda ifade verdi, çıktı gitti. Nereden biliyor Nazmiye'nin arkasındaki çamaşırları? Nazmiye abla doğru söylüyor. He? Evet. Baban doğru söylüyor. Evet, nereden bileyim? Beraber güzel yaptınız, beni bu şovu öldürdünüz. Beni katil gösteriyorsunuz. Söyle. Ne söyle? Söyle, kim yaptı? Çeşeni yerini ne bilirsin? Elimden komik gibi ben Mehmet'le konuşuyorum, savcıyla konuşuyorum. Elimden komik gibi gösterirsin, kayıtların hep orada, o adamlar yani seni tuttular. Aslında ben bu konuyu bilmeyen var mı bilmiyorum ama olabilir diye söyleyeyim. Hanımefendi, rahmetli hanımefendi kaybolduğunda bir süre bir yerde tutuluyor ya. Tabii o sırada kayıp. Diyorlar ki üzerinde ne kıyafet olabilir? O sırada da işte onun görümcesi diyor ki Havva işte üzerinde diyor. Havva da işte hep konuştuğumuz Havva. Evet. İşte üzerinde şu var, şu var, şu olabilir diyor. Gerçekten de cesedi bulunduğu zaman da üzerinde o çıkıyor. Havva'nın söyledikleri aynen çıkıyor. Havva'nın söyledikleri çıkıyor. Tamam. Ali Yaşar Çam da diyor ki onlar onu görmediler ki. Bir hafta önce köydeydi. Üzerinden bir hafta geçti. Kaybolduğu gün üzerinde olanları nereden bildi? Havva diyor. O zaman sen bu soruyu Havva'ya sorsaydın. Ama getirmiyorlar hocam. Getirmiyorlar buraya. Onu çok konuştuk evet. Burada. Burada getirmiyorlar hocam. Adalete sesleniyorum. Alsın uğrasın ya. Tahmin ettim diyor. Kamil yok hocam. Kamil yok. Bu Ali Yaşar Çam'ın bu iddiası üzerine Havva bulundu ve ifadesi tekrar alındı. Çünkü her ne kadar Yargıtay'a gitse de konu ben çok teşekkür ediyorum. Akçaabat Emniyeti yine yapılmayacak bir şey yapıp soruşturmaya hep devam etti. Evet. O sırada da hocam, Havva, ben daha yeni geldim. Havva'nın ifadesi alındı. Havva verdiği ifadede ben onu tahmin etmiştim dedi. Tahminle olur mu ya? İşte öyle dedi. Yani şimdi bu tatminkar bir cevap değil tabii. Yani şimdi, çamaşırı tahmin ediyorsunuz. Tamam hocam. Cesedin bulunacağı yeri tahmin ediyorsunuz. Her tahmin ettiğiniz doğru çıkıyor. Yani bu akla yakın bir şey değil. Yani bunların hepsini tahminle ifade etmek mümkün değil. Aslında savcının esas hakkındaki mütalasına çok kısa bir şey okuyacağım. Ondan sonra şu bantlarımızı girmek istiyorum çünkü. Diyor ki savcı, 2011 tarihli bu bozma kararına yani Yargıtay boz dedikten sonraki yine esas son hakkındaki mütalaya. Son verilen karar öncesi savcının görüşü. Yani son verilen. Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay bozmuş, göndermiş. Evet. Ama yine savcı mütalasında i̇şte diyor onun, ki. Onun üzerine müebbet kararı veriliyor. Yok. Bu mütala üzerinde. Hayır, hayır. Yok, hocam, savcı bak. Dönmüyor kararından. Dönmüyor. Hayır, diyor ki, savcı dönmüyor da bu mütaladan sonra mahkemede Yargıtay'ın görüşünü kabul edip müebbet veriyor. Vermiyor tamam hocam, işte, savcı vermiyor. Ya dur be kardeşim. Nasıl tamam yani? İşte ben de onu söyledim evet, zaten. Evet, evet, demin ters söylediniz o yüzden evet, soruyorum. Evet. Diyor ki 24.5.2011 tarihli mütalamızda belirtildiği şekilde evet. Sanıkların atılı suçu işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeter. Her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil mevcut olmadığı. Halde. Evet. Olmadığı. Evet. Ceza hukukunun genel prensibinin suçun işlendiğine %100 kanaat getirilen kişiye ceza vermek olduğu. Evet. Şüpheden sanık yararlanır. Evet. Ve bir masumu cezalandırmaktansa 1000 suçluyu serbest bırakmak daha iyidir ilkelerinin esas olduğu. Sanıkların mevcut delillerle atılı suçu işlediklerinin %100 kesin olmadığı ve olayda şüphe bulunduğu anlaşılmış olmakla her 3 sanığın da atılı suçlardan haklarında açılan kamu davasından delil yetersizliği nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa edilmiştir. Bu son yani savcı her iki Yargıtay'ın görüşüne rağmen savcı bu. Evet. Savcı evet, ısrar evet, ediyor. Yani savcı Yargıtay ki, mahkum edin demesine rağmen evet, evet, ısrar evet, ediyor. Evet hocam. Diyor ki hayır ben onu diyorum. Berat etmeler evet, lazım. Hocam maalesef bir ama. Bir dakika. Ben. Tabii dinleyin da hepiniz. Tamam hocam. Evet. Ama savcı
şeyini bozmuyor. Mütalasını ilk günde, ikinci günde bozmuyor. Evet. Fakat cezalandırılmasına hem alıkonulmaktan hem de cinayetten cezalandırılmasına karar veriyor. Mahkeme heyeti ve Yargıtay'ın kararına uyuyor. Ama savcı değiştirmemiş durumunu ve tutumunu. Hatta yani burada Arif Hocam, Hocam'ın... Hocam ben hatta mahkemedeydim. Ben dedim taktım başkanım doğrulamış. Dedim ona. Ya Ferhat burada katil bulunmadı. Ferhat var. Katiller nerede? Dedi ki onu ben bulacağım. Sana ne Ali Yaşar? Bana savcının bayandır okuduğu müdahale bu. Sana ne dedi bana? Onu biz bulacağız Ali Yaşar. Sana ne? Sen geç git işine. Ben gene gidiyorum ha şimdi. Vakfı Gebir'e gidiyorum. Trabzon'a gidiyorum. Cinayet masasında polislerle konuşuyorum. Ali Yaşar. Mahkemede de sen böyle konuşabiliyor muydun? Sizin de mahkemenizi çok merak ediyordum. Müge abla ben... Ama ne anlıyordu tabii yani hani ne o kadar çünkü dereden tepeden konuşuyorsun ki. Ya abla olmayan işe nasıl bir insan eyvallah diyecek ya. Allah aşkına olsun ya. Şimdi Müge Hanım Allah biraz önce sorduğunuz. Allah'ın şey gördü yazıyor. Ama benim bu işten hiçbir zerre kadar adımı varsa beni asla. Bakın soruyorum. Hava ne biliyor? Sen ölünün yerini ne biliyorsun? Uşakköy'den aşağı bence almışım. Aa anası orada. Ha, ben sordum ya inkar etmeyelim ki. Kızım gelmişsin kar yağardı. Gelinlik yolda ayak Mustafa. Aa kardeşi orada. Ben yalan konuşmuyorum. Ocak başında konuştuk gene telefon. Ali Yaşar Bey bakın ben size yine söylüyorum. Sizin bu cinayeti işleyip işlemediğinizi ben bilemem. Tamam kabul ediyorum. Fakat şu var. Ama. Bir dakika. Şöyle bilemem. Yani insan olarak bilemem. Allah bilir onu. Tamam. Ama bir dosyayı okuduğunuzda. İçine konulan öyle deliller vardır ki siz hayır da deseniz orada bulunan parmak izi, yer tamam, gösterme vesaire falan bu sizi suçlu gösterir. Hocam. O zaman da adalete karşı boynumuz kıldan ince deriz. Fakat ben yine söylüyorum sizinle ilgili siz hiç bunu kabul de etmemişsiniz yıllar içinde yani evet. Hiç böyle bir arada ya evet yaptık şeytanı uyduk da dememişsiniz. En baştan beri Hasan Şükrü ile Ali Yaşar Çam'ın verdiği ifade kabul hep yok. Aynı. Asla kabul etmiyorlar evet. Ve hep aynı şeyleri söylüyorlar. Olayda da zaten savcı demiş ki hani her ne kadar oğul Ahmet Çam bunu anlattıysa da sorgu sürecinde daha sonra benim karşıma çıktığında bunu baskı altında verdiğini, avukatın olmadığını vesaire söyleyerek bunu reddetti. O yüzden de demiş ben savcı olarak Ahmet'in onlar için onların üzerine attığı bu suçlamayı bulmuyorum, gerçekçi bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bunu kanıtlayacak delil de bulamıyorum. Evet ben bunu delil ve demiş ki Ahmet'in söylediklerinle ilgili yan deliller yok dosyada diyor savcıda. Yok. Yok gerçekten yok. Evet. Yani eğer Ahmet'in dediği yerde işte hanımefendinin bir başörtüsü çıksaydı ne bileyim bir kan izi, bir saç örneği, bir DNA vesaire. Yani biz bunları artık yapabilen bir ülkeyiz. Yok. Yok delil yok. Tek delil Ahmet'in söyledikleri. Müge Hanım biraz önce dediniz ya gelen vatandaşların sorduğu niye tutuklanmadı diye. İşte Sayın Savcı'nın bu mütalası da çok önemli. Bu arkadaşların serbest olarak dolaşmasında. Ya. Eğer Sayın Savcı Yargıtay'ın görüşüne uyarak müebbeten cezalandırılması deseydi muhakkak müebbet cezasını istediği zaman tutuklanmalarını da talep ederdi. Şimdi savcı eski mütalasında ısrar ederek beraat istiyor. Mahkeme Yargıtay'ın görüşüne uymak hatırına, çünkü daha evvel mahkeme heyeti de beraat vermiş. Ama Yargıtay madem böyle istiyor, tamam ben de biz de uyalım diye. İsterse direnebilirdi. Direnebilirdi tabii. Savcı nasıl direndiyse mahkeme o da direnebilirdi. Ondan dolayı da savcının mütalasındaki çok güzel bir gerekçe var. Asıl olan kişilerin hürriyetidir. Asıl olan serbest dolaşımlarıdır. Tutuklama bir tedbirdir. Ama asıl olan serbest kalmadır. İşte hürriyetlerinden kısıtlanmış olmaları Yargıtay safhasında yeni bir gelişme ortaya çıkarır diye haklı Peki olarak... Peki neden direnmiş onu da şey yapacağım ama önce bir Turan Bey'e bir kulak verelim. Evet. Turan Bey geçtiğimiz Mayıs ayında son mahkeme görüldü. 7 yıldan beri bekliyoruz. Yargıtay'dan bu kararın olumlu açıklanacağını düşünüyoruz yani. Burada katiller cezasını alacak, adalet yerini bulacak. Başka bir düşüncemiz olamaz yani burada. 7 yıldan beri biz üzüntülüyüz yani. Üzüntüden yaşadığımızdan bir şey anlamıyoruz yani. Bu evladımız öldürülmüş mezarda bedava gitmiş orada yatıyor, katil ortada yok. Bunun bir an önce bu katillerin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını istiyorum yani. Adalet yerini bulsun yani. Bu katiller bunlar yani. Bu ailenin için
içinde bu yani. Dışarıdan birine de yaptıysalar bunlar bunu bilirler. Kendileri yaptıysalar zaten bunların işi bu. Bunu inşallah burada bu bir iki ay içinde çıkar da yani biz de rahatlarız bilomucu olması yani. Ahmet'in ifadeleri şu anda sadece delil olarak gösteriliyor. Ahmet kendi başına bu ifadeyi vermedi. Orada ne dediyse aynı dedikleri ortaya çıktı. Demek ki Ahmet'in verdiği ifade doğrudur. Yani bunda başka söylenecek bir şey yok. Onu öldürenler diyor ona ki bu sefer böyle yap. Avukat da bile söyledi. Şimdi sana hiç polis zor kullanmadı, hiçbir şey yapmadı. Kendin ifadeyi verdin. Demek ki bu ifade doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Adaleti Yargıtay'ına ben burada çeşitliyorum yani. Bunlar bunu biliyorlar ya. Bu bunların içinde ya. Duru dururken kendi kafasına bu Ahmet biz bunu böyle böyle öldürdük diyebilir mi ya? Bizim evlatımız mezarda. Yargıtay bunu onaylamazsa biz sabahleyin ne yapacağız yani bu yani? Badava mı gitti diyeceğiz bizim evlatımız da aşağı oturup duracak yani. Bu nasıl bir şey olacak yani? Ben bozulmasını istemiyorum. Hayatta bu bozulmasın yani. Adalet neyse gerekli cezayı alsınlar. Aradan 7 yıl geçmiş ya. Ateş düştüğü yeri yakabileceğin ayrı. Öteki taraf katili matili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Beni de bu sıkıntıdan bu Türkiye Cumhuriyeti adaleti kurtarsın yani. Ben sıkıntıdan patlıyorum ya ölüyoruz yani ya. Ya bunun altınları da alınmış. O Mehmet Ali denilen şahısla bu garı burada Lokon'da beraber çalışıydı. O garı da bu işin içindedir bir türlü yani. O ki altın küpe onun evinde bulundu. Bu yeterli bir delir. Her şey ortada. Yargıda hemen cezasını versin bunun yani. Bunda başka eğlenecek bir şey yok ki daha. Ben acılı bir babayım. Evladımın katilini bulsun. Adalet önünde cezalandırsın. Ben de bir lokma rahatlayayım. Bu 7 yıl oldu ya. Bu azap içinde bizi çektirmesin daha bu bizim devletimizin Yargıtay'a ya. Bunları cezalandırsın ya. Bu işi yapan bunlar ya. Benim evladımı öldürenler bunlar ya. Ertelendiği haberini aldığınızda da çok üzülmüştünüz. Ya ben çok üzüldüm yani. Ben o anda onlardan orada bir adam bulsam onu öldürürdüm yani. Ben o kadar sıkıldım ki yani bu karar yani orada kararı açıklamadı. Çileden çıktım yani ya. İnsan istemeyerekten çileden çıkıyor yani. Adam kendini kaybediyor ya. Sizin başka hiç kimseden şüpheniz yok. Sadece o aile diyor. Kesinlikle yok, olamaz yani. Bizim evladımızı burada öldürecek olan bir kimse olamaz. Yani bu bunların işidir. Peki neden mahkeme, yerel mahkeme yargıta istedi diye direnmemiş? Aslında hepsi konuştuk ama ben hani dosyadan da okumak için size söylüyorum. Evet, evet. Çok bildiğimiz şeyler yani kısa kısa söyleyeceğim siz zaten şey yapacaksınız. Ama aynen burada konuştuğumuz gibi. Bir kere diyor ki mahkeme daha sonra... Ahmet Çam'ın soruşturma aşamasında müdafi eşliğinde avukatlar bizim eşliğimize verdi diyorlar. Buraya bile geldiler. Evet. Kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu oldukça ayrıntılı, somut, bakın en önemlisi kendisini dahi suçlayıcı nitelik içeren. Evet. Ben de çünkü işin içindeyim diyor. Niye bir insan kendisini ben cinayet işledim desin diyor mahkeme. Ve Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun maktulenin ölüm zamanının belirlenmesine ilişkin raporuyla uyumlu. Önemli olan. Hani hep diyorum ya ben, sen nereden bildin Ahmet bu kadının 4 gün 5 gün tutulduğunu? Evet. Belki kaybolduğu gün öldürülmüştü. Sana evet. Vahiy mi geldi? Evet. Evet. Bakın, uyumlu. Evet. Maktulenin öldürülmesinin gerekçesini teşkil eden toplumsal ahlaki değerlere ters davranışlarının varlığının aile içerisinde yıllara sari olarak devam ede geldiğini ikrar eden. Yani bu böyle dedikodular vesaireler falan aile içinde yıllardır devam ediyor. Yani cinayet gerekçesi de vardır anlamını taşıyor. Ayrıca sulh ceza hakimliği sorgusu sırasında da doğrulanan ifadelerinin olayın oluşuna ilişkin ayrıntılı ve somut anlatımlar olduğu, uydurulmuş senaryo niteliğinde olmadığı, yaşanmış hayat kesitinden anlatıldığı ve dosya kapsamındaki tüm savunmalar, şikayet beyanları, tanıkların ifadeleri itibariyle sanıkların yaşam durumları dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun şekilde cereyan eden hadiselerden ibaret olduğu sonucuna varılmakla sanık Ahmet Çam'ın polis kararındaki işte şuradaki buradaki vesaire samimi ikrar niteliğindeki ifadeler hükme esas alınmıştır. Evet. Yani diyor mahkeme ben diyor kardeşim devamı da var itiraz etmeden bakın devamı da var. Diyor ki bir insan kendisini niye yok yere suçlasın ben de cinayetin içindeyim dedi. Ahmet'in ifadeleri var. Ben tuttum onlar vurdu diyor. İşte ben şunu getirdim ben bunu getirdim diyor. Babamla diyor gelin arasında problem vardı. Bunun dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Babam gelinin şey yapmak istedi ortadan kaldırmak istedi. 5 gün bir yerde tuttular diyor. Adli tıp raporu geliyor. Evet hakikaten tutulmuş. O gün cinayet işlenmiş 5 gün sonra. Ben bizzat savcısıyla konuştum. Olay yerine de gittiğindeki bütün izler vesaireler yani başına mı vuruldu? Tornavida mı saplandı, şu mu oldu, bu mu oldu? Bütün anlattıkları doğru. Her sonrasında yalan da söylese yanında avukatı var.
Polis de aynı ifadeyi vermiş. Cumhuriyet Savcısının karşısında avukat eşliğinde aynısını vermiş. Çıkmış nöbetçi hakime yine aynı şeyi söylemiş. Hiç üzerinden ifade edemedim. 11 ay geçmiş. Bak mücevla burada. Bir dakika dur. Daha sonra hani mahkemeye çıktığında itiraz etmiş. Ben bunu baskı altında söylendim demiş. Biz diyor bunun ilk ifadesini şey sanıyoruz. Hükme esas sayıyoruz diyor. Bu bir. Bununla da kalmıyor. Daha sonra şey yine söylüyor. Makbule'nin ölüm zamanının belirlenmesine ilişkin adli tıp raporunun Ahmet'in ifadesiyle, ilk ifadesiyle uyuşması. İkinci. Daha sonra Makbule'nin ölü olarak bulunmasından sonra kolluk birimleri tarafından düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, Makbule'nin otopsisine ilişkin düzenlenen otopsi tutanağı yine Ahmet'in dediklerine uydu. Ben bunu da diyor yine delil olarak sayarım. Yani Ahmet'e inanmama nedendir evet. Bunlar diyor. Daha sonra müdafiler işte rahmetlinin ailesi ve Çam ailesinin bütün açıklamaları. Bu yine cinayeti bu üçünün işlediğine dair bizde kesin kanı uyandırdı. Çünkü eşi Ayla ve oğlu Seyfettin ve kızı Hava arasında kaybolduğunu söyledi diyor sanık Ali Yaşar Çam. Ne zaman? 3-6-2010 tarihli oturumda. Daha sonra diyor 13.01.2015 tarihli oturumda yine diyor Ali Yaşar Çam oğlu Seyfettin, Ahmet ve kızı Hava'yı suçladı. Evet. Ben yolumdayım. Sonra diyor. Ben yolumdayım. Hiçbir kelime yanlış değilim. Doğru da çıkacak. Adalet yerini buldum. Tamam, mesela siz bu de çok önemli. Diyor ki sanık Ali Yaşar Çam'ın eşi ve diğer sanıkların annesi olan Ayla Makdule'nin kaybolma sürecinde gece saat 3-4 sularında geldiğini ve sonradan da kalkıp gittiklerini nereye diye sorduğunda karakola diye cevap verdi diyor Ayla Hanım. Bunu daha sonra Nazmiye'nin babasına sormuşlar. Babası meğerse karakolun önündeymiş. Hayır karakola gelmediler diye ifade vermiş. Yani Ayla Çam demiş ki benim o gece yoklardı Ali Yaşar Çam'la Hasan Şükrü. Bana nereye gittiklerini diye sorduğumda karakola dediler. Nazmiye'nin babası karakolun önünde diyor ki hayır onlar karakola gelmedi. Hayır Nazmiye'nin babası yoktu memlekette. Hayır Nazmiye'nin babası memlekette yok ki. Ben burada yazılanı söylüyorum. Hayır yok. Yok. Daha sonra tanık Mustafa Güner'i. Yine 4-5-2010 tarihli oturumda sanık Ali Yaşar'ın eşi olan Ayla Çam'ın birlikte bulundukları bir ortamda Ali Yaşar Çam'a geliniyle ilişkisi olduğunu, bir kere tuvaletten birlikte çıktıklarını gördüğünü söylediğine dair beyan diyor. Ben buradakileri söylüyorum. Daha sonra Seyfettin Çam, Cumhuriyet Savcısı'na babasıyla Nazmiye Çam'ın ilişkisi olduğundan dolayı 7-8 yıldır ailede huzursuzluk olduğunu söylediği. Yine Seyfettin Çam o gece Hasan Şükrü ve Ali Yaşar beni yanlarından uzaklaştıracak anlamsız işleri bana verdiler. Beni o cinayetin işleneceği gece oradan uzaklaştıracaklar demesi şeklindeki hükümler bizde Ali Ahmet Çam'ın verdiği ifadenin doğru olduğu. Çünkü yan delillerle beraber doğru olduğu izlenimi uyandırdığından ama biz hocam şunu dedim bak şimdi, biz tamam bunlar bunu çizdiler. Bak şimdi ben şunu dedim altını çizerek söylüyorum bak. Ahmet yaşım küçük bana ceza vermeyeceklerini bile kandırıldı. Bir, Hava'nın olayında Hava'nın başına olay geçiyor. Yaşından 6 yaş büyük gösteriyor. İstanbul attı tıfa getirdim. Kendim. Yaşı 18 geçti. Bunlar bu işi yorumunu çok iyi planladılar. Hava yaşını ceza almasın bu millet diye 7 yaş büyük gösteriyor. Nüfus kağıdı yok muydu? Var. İtiraz ettim. Babam beni küçük yazdı dedi. Hocam bunlarla ben uğraşıyorum ya. Allah aşkına olsun adalete sesleniyorum. Attırdık da ben belgeli konuşuyorum. Getirdim. Hoca dikliyor ya. Aynanın karşısına hocam gördüm. Hava dedi. Dedi ne? Bu senin baban mı? Babam. Nüfus kağıdın sende mi? Sende aldı baktı. Hava dedi ona. Baktılar makineden çıkardı. Hava senin yaşın 19'da çıkarsa dedi. Ben bu mesleği bırakacağım. Kaç yaşında normalde Hava o sırada? 18. 18. Normalde. Tabii. Bir yaş için mi yani? Yok 25 yaşında gösterdi kendini savcıya. Bunlar veya ötekinler ceza almasın çocuk doğurdu ya. 6-7 yaş büyük. Yani Ali Yaşar Çam diyor ki o aile evet. Zaten biliyordu benim ailem bu 18 yaş altı üstü falan tabii, mevzularını. Tabii. O yüzden Hava'ya da aynı şeyi evet, yaptılar. Evet Hava'ya yaşını büyük gösterdiler. Bu işin uzmanı Seyfettin. Hava'ya yaşını büyük gösterdiler. Bunun yaşı 2 yaş küçüktür. Mebali de babamındır. Babam bana doğum tarihini getirme. Ben buna ismimi taktım.
Büyüsün dedi, askere geç gider, 2 yaş küçük yazdıralım ne olur. Yazdırdım. Bu iş olunca belgeli olarak gittim. 2 yaş küçük nasıl yazdırılıyor? Yani şimdi ben bunu nüfus kağıdına bak Müge abla. Nüfusta hastaneden doğdu mu yazılırdılar. Hı. Bunu gittim bulamadım. Yollamamışlar. Tamam niye? Da küçük yazmazlar ki, büyük yazarlar da evet. Küçük yazmazlar. Ya o gün yazdılar işte. Tamam o günü yazdılar. Ha, gittik, 2 sene sonra kaydını yaptırıyor canım. Söylediğin yani, gün. 2 sene sonra kaydını yaptırıyor. Sen dedin ya hastanede doğdu kağıdı dur, var diyordun. Bir dakika bak hocam da ben gidi alacaktım. Ha. Kağıdı babam dedi ki. Ha. Bak az önce dedim ki babam mebalini çeksin. Dedi ya ben buna ismimi taktım. Askere gider 2 sene sonra ha. Kalsın bugüne yazdıralım. Memur da yazdı. Bu olay doğunca. Bu yaşımı küçük gösterim ya. Bunlar o işin profesörü. Bunlara bu işi yaptıran. Bu tuttu yaşım küçüktür. Buna attıdılar işi. Bu şimdi devam ediyor. Ben gittim. Cezaevinden çıktım. Peki Ali Yaşar Hocam. Ahmet'e ben dün söyledim yani 25+7 32 yıl. Bilemem. Yani 32 olmaz 30 olur. Hani evet. Ama artık bence zaten hani şeyi yok. Ha 30 ha 32 ha 25. Peki Ahmet hocam, kim için böyle bir cezayı üstlenir? Hocam çekmesin, söylesin doğruları. Hayır hayır, bıraksın. Kim için üstlenir böyle bir cezayı? Bir abla, demeyin. 30 sene yediği zaman annesi, yatacağı ceza, kardeşleri. Yatacağı ceza 3/2 20 yıl. Senin için söylüyorum, yani bunun kimin için üstlenir? Annesi, böyle? Kardeşleri. Bunu nereden kandırdı? Havanın... ...buradan işlediler. Veya, bak veya bu işin içinde başka birileri de varsa... Başka biriyle havalı ilişkisi var. Hı. Hiçbir tarafa. Adaletin önünde de söz veririm, Allah'ın önünde de. Peki kendi, peki bu kadar havayı düşünüyorlar, Ahmet'i düşünüyorlar. Niye Ahmet'i bu kadar peki cinayetle suçlanacağını da biliyorlar? Yaş küçük, kurtaracak ya. Uzmanlaşmışlar bu işte. Yaşı büyük olsa yiyecek, yaşı küçük. Bak havaya yaşını büyük gösteriyorlar. Ceza almasınlar. Hı. Ben isteyenle yaptım. Bu da yaşı küçük görünüyor mu? Sen de böyle de kimse ceza almaz. Sen çıkarsın onunla yatır. Aklını veren böyle vermiş. Aklının başına topla. Düzelecek. Ne? Adalet yerini bulacak. Ne? Yılan burada yerini bulunur ama. Adalet burada bir gün yerini bulur. Her şey tecelli eder. Ben buna diyorum ki. Yani sence Ahmet annesi için 30 sene yatmayı göze alır mı? Ahmet 30 sene yatacağını bilse bu ifadeyi vermezdi. Bak ama Ahmet, şu an biliyor. Bak şu an biliyor, daha dönmüyor. Dönsün. Ahmet diyor ki bana dedi savcı ki. La hangi savcı der bunu? Soruyorum dünyada bütün savcıya. Nasıl kaparsın? La diğer savcı... Ne diyeyim, diyemeyelim hocam böyle, ya. Var mı böyle bir dünya? Yok öyle bir yok. Var mı? Hayır, öyle bir şey söylemez. Varsa ben burada, ben adalet değil. Bir beyanda bulunmaz. Bir de bu yani Ahmet öyle basit bir yalvarıyor. İş değil ki yani bir hakaret vesaire bak, gibi bir şey. Bu bir cinayet yani. Ben kim... buna adalete de sesleniyorum. Söyleyeceğim, dilekçe de vereceğim. Şikayetçi de olacak. Bak Remezan'ın Şevvet'ini içeri attılar. Remezan da içerideydi. Açıyorlar güzlü telefondan bildiği şey, güzlü bilinmeyen numara. Bana diyor ki geliyorum sana ne alacağım. Kim? Ama bu ama Mehmet Ali. Yok herkese. İkisinin biri. Vereceğim sattılar. Niye senin canını alıyorlar? Trabzon'dan beni arıyorlar. He. Numarayı güzleyelim. O işleri Seyfettin. Hayır Seyfettin cezaevine girmesiyle senin ne alakan var? Hiçbir alakam yok. Başka bir konu yani. Ya başka bir konu. He. Ev yaktı bilmem ne yapmadığı yok ki. Ha, onlarla alakalı. Yine seninle alakalı bir konudan mı girdi? Benim hakkı yani onda sıkıntı olmayan bir şey yok. He. Yani. Neyse açıyor. Dün de gene aynen burada. Açıyor telefonu hem kız kardeşime hem bana. Dürlü dürlü hakaretle. Adalet yok diyorum ben bu sefer. Bunu yakalayı öldü, almıyorlar yani. Aha burada. Dün burada ablama ne dedi? Hem onun telefonundan açar bu beyefendi veriyor ablama. Ablama hakaret de hem bana. Sen mi telefon ama mecbur etsin. Ediyor. Yok ben etmedim. Mecbur ediyor. İyi de Ahmet ne yapsın? Ahmet'e de ama bak ben Ahmet'e diyorum ki... Ya abla ben Ahmet'e diyorum ki oğlum bak... Tamam. Hava... Bir dakika. Peki. Hava köyde de polisleri akardi etti. Ne etti? Projeli belediye. Kum bahçenin tipini sen biliyorsun. Evet. Tamam. Kum bahçenin tipinden aşağı attığımızı Nazmi'yi öldürdük tam da. Kim? Kum bahçede. Oraları polisler niye geldi aradılar? Geldi evet. Niye geldi aradılar? Ne bileyim. Kumbahçeli dibine havanın lafından geldi aradılar. Buradan aşağı attı gördüler aşağı dedi. Müge bak Müge abla. Bak
Müge Hanım hava öyle bir şey demedi. Demedi mi? Demiş olsaydı havayı da alır. Projeler polislerin elinde. Ağam Mehmet orada. Polisler gitmiş Müge Hanım. He. Tarlada hasılık dediniz ya. He. Duydunuz bunu. He. Tamam anlat. Tamam işte he diyor. He. Tamam. He. Nasıl Müge yani he diyor. He, tamam yani, anlat hadi diyor. Hava yani. Böyle demiş diyor. Hasılık rüzgarın yatmasıyla bir kişinin oradan o insanı çekelemesi belli olur. Çünkü oraya polis gitti. Bunu köyde de anlattılar bana. Yani polisin annesi hasılık yapıyormuş yani. Rüzgarın yatmasıyla bir insanın oradan çekilmesi ayrı yani. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani rüzgarın yatırması ayrıdır. İnsan, insanın o hasırlıktan yani dolayı çekilmesi kırılmış olur. Anladım. Bir hasır uçmuş. O hasırla mı acaba Nazmi uçtu diye mi konuşuyordu? Yok yok. Oradan çekmişler diyorlar. He. Mısır'ın olmamışına hasırlık derler. İneğe veririz. Ha, tamam ben de hasır Müge... sandım. Tamam. Yok. He. Orada işte polis dedi. Orada yuvarlanmış da polis o hasırlığın içinde. Hı. Ayrı bir bölümde. Bak komiserim dedi. Bu böyle olur. Rüzgar yatırırsa böyle olur. Tamam bunun pek bir şeyi yok peki, şu anda yani. Peki ben, bizim... Ben Ahmet sana ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bak baban diyor ki o birilerinin suçunu üstlendi. Müge abla bir dakika. Müge abla, Müge abla bir şey sorayım. Müge abla. Peki Uyancı havuzun yanından aşağı polisler hava. Ödegi tamın altındaki kuyuya niye getirdi? Burada öldürdü tuttu babam. Yok sadece ha? Gezdirmek amaçlı. Müge havaya neyi? Bir hava... saniye bir saniye. Neyi gösterdi? Müge Hanım polisler dedi buraları bize gösterin. Ha buraya bakın ya hocam ya. Ya sen ama sana bir şey söyleyeceğim ama gerçekten dosyada evin kızı Havva böyle bir şey söyledi Müge gibi Hanım, bir şey yok. Müge Hanım polisler köye gitti dedi buraya bize göster. Arayacağız buraları. Daha kayıp. Yok ölü öldü. Havada yani arazi gezdirdi polislere yani bu. Başka evet, bir şey yok ki. Öyle oluyor yani onun söylediği bir şey yok yani. Dosyada öyle bir şey yok, yok ki yani bunu ne, sen de kim dedi yani? Sen içeridesin bilmiyorsun ki sana bilmiyorum, da birileri anlatıyor. Şimdi duyuyor Mehmet ne? Şimdi söylüyor ay, komiser şimdi söylüyor. Tamam da polis tedektör, o zaman. Yaka yaka bittik bunu yengem onlar da diyormuş polislere ki ya burada böyle bir şey olsa sevineceğim. Biz görürdük. Peki Yaşar Çam'ın evine kim yolladı jandarmayı? Kim yolladı? Sen yolladın. Ben mi yolladım? Evet. Jandarma karakoluna git aynen derler sana. Yaşar Çam'ı aradılar dediler. Geleceğiz evlerinizi arayacağız. Ya bütün bunlar aslında niye yapıldı? O 5 günlük süre içinde evet, değil mi? Nerede tutulduğunu evet. Bilebilmek için. Ali Yaşar Çam yolladı. Hem sizin ev ve çevrenizde hem de yani bütün akrabalarınızın vesaire polis baskın düzenledi. Orası mı burası mı diye baktı barakalara yani. Ama bu çok yani. Doğal bir şey zaten. Bu rutin kimsenin bir söylemesine gerek yok. Tamam olmuş olabilir. Dışarıda, bu bak, rutin bir prosedür zaten. Cezaevinden çıktıktan sonra sen anladın Müge abla. Yaşar onların evi niye arandı biliyor musun? Neden? Biz göz altında. Ya, Yaşar'ın dedesinin evinin lambası 3 gün 3 gece sürekli yanmış. O da polisler evi aradıktan yanmış, sonra Müge abla. Başkaları telefon etmiş. Yok yok. Bilmiyorum bak ben... Polis aradıktan sonra ışığı açık bırakmışlar. Kaç tane çocuğun var? 7 tane. 7 tane. Hasan Şükrü'yü çıkartıyorum geriye kaldı 6. En iyi okuyan ne okudu? En yüksek okuyan? Ya, en yüksek okuyan bu Mehmet Ali. Ne okudular? Yani, sen nereyi bitirdin? Ortaokulu bitirdin. Ortaokulu bitirdik hepimiz. Yani Mehmet en yüksek Ali abi. Eğitimi evet. Çocuklarını ortaokulu bitirmek evet. Olarak vermiş. Şimdi sen öyle bir şey anlatıyorsun ki... Gerçekten mesela ben bunun hikayesini yazabilirim yani. Hani müthiş bir şey var bu işin içinde. Hani doğru. 18 yaş hani o hepsini bu vesaire yani bak, senin çocukların bak yanlış anlama evet. Bu sadece eğitimle de olacak bir şey değil ama evet. Sen onları eğitim verebilecek kadar hani şehrin içinde bile falan yetiştirememişsin. Ya yok. Çocukların yaşantıları ortada. Şimdi bu yaşantı içinde hani mesela çok kitap okur mu çocukların? Hayır yok televizyon çok seyrederler. Televizyon seyrederler. Evet. Peki ama, mesela böyle ne bileyim hukuki makaleler ya, yok, vesaire yok, öyle, falan. Ya kızların zaten okuma yazması doğru dürüst yok. Yok. Havanın hiç yok zaten. Havanın yok. Kızların yok. Okuma yazması yok. Okay. 3 tane oğlan var en fazla ortaokula kadar okudular onlar. Ortaokul. Onlar bir kitap falan okurlar mı şey yaparlar mı? Vallahi, arada okurum. Yani ya. Kurtlar var şu film çok seyrederler. Hı. Başka bir şey yani okuması yok. Yani şuraya gelmeyi getirmeye evet. Çalışıyorum. Şimdi... Mehmet Ali çok istedim okuma. Okumadı, berbere verdim. Çalışmadı. Kaça en kadar son... okudu Mehmet Ali? Liseden çıktı. Şey, ortaokulu bitirdi. Ortaokuldan çıktı. O evet. İlkokul mezunu. Evet. Şimdi bu anlattıklarınız, bilmiyorum yani belki Rahmi Bey daha bana yardımcı olur bu konuda.
anlattıkların müthiş bir... Plan. En basit ifadeyle öyle söyleyeyim. Şimdi müthiş bir plandan bahsediyoruz. Evet. Yani kusursuz olağanüstü bir cinayet ya işlenir mi sorusunun, evet, cevabı senin anlattığın bu planda yatıyor. Evet hocam. Yanlış anlaşılmasın, hani bu zekanın vesaire falan eğitimle alakası yoktur ama yasaları bileceksin ki yasaları bildikten sonra bu planı programı kuracaksın. Bu... Sence yani ha, senin bu çocuklar bu kadar yasayı nasıl bildiler yasayı de bu kadar bir bak, plan işte kurdular hocam, yani. Hocam bak, evet, geliyoruz oraya. Yasayı nereden mi bildiler? Nereden? Evet. Yaşar Zam'ın dedesi. Hı. Bak benim de amcam. Hı. Tekirdağ'da. O hani inşaattan düşen ölen Yaşar. Evet. Allah razı olsun. Onun babası, ha, dedesi benim de amcam. Tamam. Onun da amcası. Hem amcamız hem tamam, dedesi. O bu olayı yaşadı. Nasıl yaşadı? Hani bir bayanı aldı. Orhan Gazi'ye getirdi. Adamın, evladımın bayanını. Oradan bu bayanı geldiler. Adam kendi çocuğundan beraber vuruldu. O adamın çocuğun üstüne yıktılar. O adamın çocuğu yaşından küçük olduğu için 3,5 sene cezaevinde yattı. Bu kuruntu, bu bileni bunlar biliyorlar. Bunlara da. Şimdi Ali Yaşar, 18 yaşından küçük çocuğun daha az ceza alacağını memleketin her yerinde. Herkes bilir yani. Şimdi orada... Ama, bak, ama senin anlattıkların öyle değil. Ama şimdi o... senin bu anlattıkların gerçekten müthiş bir proje. Ama evet, aynı proje. Bir de bak, denk de düşüyor. Bak, yani aynı... her şeyde bir denk düşüyor. Hocam, bak, olayımızda motamot uygulanabilecek bir takım görüşleri söylüyor. Bak bu olay yaşandı mı? Bunu tesadüfen bilmek mümkün yani değil. Yani bunun için mesela senin hani amcamız bir falan dediğin hayır, adam hayır, mesela hayır, hani çok ünlü bir ceza hukuku profesörü falan desen hani oturdu da şimdi be yarabbim yani yaptı ya hocalarımdan da özür diliyorum. Onlar yani, yaptılar. Böyle ya bir plan, adli tıpçı diyelim hani benim üstümden verelim. Bir adli tıpçı falan ha, böyle adli, bir plan yapsa anca nereden yapacak bunlar dağın başında fındık toplayan çocuklar ya. O, bir de hepsinin yaşı o zaman da daha küçük. 10 yıl öncesinden, 7 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bunlara yani, bak orada o uşak 3,5 sene ceza aldı. O planın üzerinden bunları yürüttüler. Peki doğru, sana bak son bir şey evet, daha söyleyeceğim. Doğru. Yani bu plandaki neden? Evet. Seni aileden ekarte etmek. Evet. Tamam da bunlar zaten seni öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar. Seyfettin kafana vurmuş öteki yani. Ya ben demiyorum değil ya da. Hayır hayır, senin için böyle bir plan kurmalarına gerek yok ki. Zaten bunlar seni bulsalar bir kaşık suda boğacaklar. Evet ya, zaten ben inceletmiş. Sen bunlardan hep kaçıyorsun. Ben adalete diyorum, ben Seyfettin'den korkuma silahsız gezmedim. Tamam evet, yani şimdi o zaman seni ekarte etmek için oturup bak, böyle bir şey yapamadılar. Diye. İstanbul'dan bak Avrupa raporları geliyor değil de bir hafta öncesiydi. Atlatıp raporları geliyor dedi bana telefonda bir hafta öncesi. Bir hafta sonra bu iş meydana geldi. Bak bir hafta sonra bu iş meydana geldi. Hayır, madem bu kadar şeyleri planlayan insanlar, sen oradan yoldan geçerken bir kör kurşuna gitseydin kimin attığı da belli olmasaydı. Yani daha düz davransalardı. Ya, dolaylı yoldan bak, gitmeselerdi. Şimdi bana, Nazmiye ile ne alakası? Bak bana bir şey yapılsa idi, he, tamam mı? O köyde herkesin Seyfettin'den bunu duyacağını, tutulacağını biliyorlar. Aşikar şimdi biliyorlar. Biliyorlar. Bak, herkes biliyor. Bunu köy muhtarı Mustafa Şener biliyor. O zaten benim hocam söyledi. Babam ona dedi ki buna mal vermez, malı ona verdi, bunlara gitti verdi. Sen muhtarla çok iyiydin, şimdi maldan dolayı bozuldunuz. Ya biz ona dedik ki verme. Bu canım, bunlar da bu tarlayı ekip biçecekler ki karınlarını doyuracaklar. Abla bu işi bu hala getirene nasıl malını verirsin Müge abla sen? Yaşamasına nasıl izin verirsin? Ben seryanımı kestim. Senin derdin o zaten. Kendisi yok değil mi? Şefkü Bey'le ben evliyim. Ben gittim çölük çocuğum. Bir dakika ya. Çölük çocuğumun seryanını kestim. Suyunu kestim. Muhtara ne? Niye olmasın? Devlet bana müsaade etti. Muhtarın eline doğmuşlardı onu. Ama devlet bana müsaade etti. Aç mı kalsınlar abi? Aç ama mı kalsınlar? Ama devlet yani bana müsaade etti. Kes dedi bana devlet. Ya Müge Hanım. Savcıya gittim kes dedi. Müge Hanım. Elinden gelen her şeyi yap çık. Müge Hanım. Ya ben vallahi bak mesela demin de burada dışına baktığım zaman. Işte. Gerçekten annelik ve babalık hissiyle ilgili yani toplum normlarının ya da dünya normlarından Müge bahsediyorum. Bu anormal. Ben dışında şeyler gördüğümüzü farkındayım. Bu anormal, anormal. Ben anormalın da en önde gideni. He? Anormalın da en önde gideni tabii bu. Tabii biz önde gideni, siz arkada gideni. Müge abla ben sana diyorum bak. Otur otur diye yere. Murat. Ara verelim de. Bak. Pardon. Elşen,
Babası ve iki kardeşiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyormuş. Çok az Türkçe biliyor. Azerbaycan'da inşaatta çalışıyormuş. Eşen buraya geliyor, Türkiye'ye geliyor bir tedavi için. Son zamanlarda alkol tedavisi görecekmiş. Balıkesir Susurluk'tan da kayboluyor. İnşallah bir tanıyan bilen çıkar. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Kapanırken farklı bir şey yapacağım. Elimde bir fotoğraf var. Yönetmenimden rica edeyim ekranı da versin. Bu fotoğraftan birinde daha var. Bu fotoğrafın sahibi Nermin Ateş, 56 yaşında. Diyor ki bu fotoğraftan babamın da elinde var ve ben onu arıyorum. Babasının adı Aziz, soyadını bilmiyor. Annesinin adı da Emine Sağ. Programı kapatırken şimdi aklıma geldi, bunu göstermek istedim. Kim bilir belki yarın elinde bu fotoğrafla gelen bir beyefendi olur stüdyoya. Hiç fazla konuşturmadan bir kavuşma yaparız. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle aklında kalan en enteresan kavuşmalar diye bazen soruyorlar. Bir tanesi çok hafızama kazılı. Buraya bir kardeş geldi, elinde bir fotoğraf vardı. Sonra daha o gün programda gösterir göstermez bir başka kardeş de hiçbir bilgi yoktu. Elinde aynı erkek kardeşi aynı fotoğrafla geldi. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Dedi ki sen benim kardeşimsin. İşte elindeki fotoğrafın eşi bende. İnşallah bu fotoğrafın da eşini bulabiliriz. O zaman Nermin Hanım da babasına kavuşur. Böyle bitirmek istedim. Herkes bu fotoğraftakilere bir baksın bakalım. Yarın ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama belki ona bile gerek kalmayacak. Ne dersiniz? İnşallah. Yayını Deniz Süre ile gün ortası haberlerine bırakalım. Tamam. Yarın görüşebilmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.